Aman aslanım, gözünü aç. Katil denetimleri sıklaştırdı. Yemeyelim fırçayı. Tak tak her akşam zarfını alıyor ama abi. Alır şerefsiz. Adamı ayaküstü soyuyor. Katil sorarsa ben ne diyeceğim Cafer abi? Doğrusunu söyleyeceksin aslanım. Sakın kıvırma. Doğrar vallahi ikimizi de. Açıktan götürüyor adam. Katil indirecek bir gün beynine darbe gibi bir muhtarayı. Hepimizi yakacak Cafer abi. Korkuyorum valla. Öteceksin aslanım. Ha, bizim bunda bir suçumuz yok. Zorla götürüyor adam. Niye bana söylemediniz demez mi katil abi? Söyleyemedik. Söyletmedi. Baskı yaptı bize. Ne yapalım? Emir kuluyuz biz de. Duydun mu penguen? Duydum abi. Ha, ona göre. Bizde yalan yok. Sen uyma arkadaşlarına kızım. Öğretmenini dinle. Derste konuşulmaz. Konuşmuyorum anne. Aferin. 23 Nisan bugün. Neşet oluyor insan. Mayıs geldi aptal. Kapa çeneni. İyi ki bunlardan görerek bir şiir ezberledin yarım yamalak. İyi günler. İyi günler. Nerede kocan? Nerede kocan? İyi günler, iyi günler. Fazla konuşma bakayım sen. Ah, geldi geldi. Ah, geldi. Buyurun, buyurun. İyi günler, buyurun. Nerelerde gezdin yine? Ne gezmesi efendim? İşte saat, dakikası dakikasına valla. Sen erken de gelsen o söylenecek canım. Kapıcıyız ya biz. Ne dedin? Yok bir şey yok. Hadi gül, geç kalma. Pek uzadı senin dilin son günlerde yine. Sultan Hanım akşam yemeğe çağırıyor bizi gül. Aman nasıl oldu? Baban Halilşehir'den vazgeçti ya, barışmışlar. Ha. Hadi kızım, Allah zihin açıklığı versin. Nasıl, düzeltebildin mi biraz dersleri? İyi günler. İyi günler. Düzeltecek inşallah. Cenap amcası da bugün derse başlıyorlar. Ah maşallah. Cenap Bey de böyle kaç kişiye birden ders veriyor. Azam apartmanın fahri öğretmeni oldu. Her konuda bilgi sahibi maşallah efendim. Siz de biraz yararlansanız hiç fena olmayacak. Allah Allah. Bana ne öğretecek efendim? Üstümüzdeki sapık gibi öpücük derslerimi alacağım. Laubali olmayalım fazla. İşine bak sen. Hah. Al şunları da. Nisan ayından yakıt borcu. Şükrü Bey ile o üç kağıtçı Sedat'a ver. Bugün ödenecek, tamam mı? Tamam efendim. Baş ne? Mutlaka al parayı. Almadan gelme. Duydunuz mu Cafer Bey? Duydum efendim. Baş ne? Buyurun kapıcı kapıcı. Eyleme mi katılmış o Alaman bozuntularının yeğeni? Yok canım, salaklığından. Ne eylemi? Sarıgazi'den arkadaşlarıyla bahar bayramına gidiyoruz diye gitmişler. 1 Mayısçıların ortasına bulmuşlar kendilerini. Yemişler copu. Ay. Oh, iyi olmuş. Burada mı o? Burada kalıyor, amcasının yanında. Polis falan arıyor olmasın? Yok canım, polis ne yapacak onu? Kırmış kafasını. Allah. Feci. Ayla Hanım, girer misiniz içeri lütfen? Niye öyle bakıyorsunuz efendim? Yiyecek gibi bir şey mi oldu? Daha ne olacak efendim? Rezalet. Sabahlık da çıkmışsınız kapıcının karşısına. Söylediğiniz şeye bakın. Cenap Bey'den ders alacakmışım. Keşke verse de alabilseniz. Ne dersiymiş o? Adab-ı muaşeret. Hoşt. O kim oluyormuş? Kiracımızdan adab-ı muaşeret öğreneceğiz artık. Öğrenin biraz efendim, yontulursunuz. Bir kadınla nasıl konuşulur, nasıl eli sıkılır, hatırı sorulur. Ayla Hanım, sözlerinize dikkat edin lütfen. Odun yok sizin karşınızda. Yontulacakmışım. Bakın büyük hanım uyuyor. Vallahi hatır matır dinlemem. Avazım çıktığı kadar bağırırım vallahi. Başka bir şey bilmezsiniz ki zaten. Hasta mı oldun sen? Aa, öyle melül melül bakıyor. Ateşi var bunun babası. Efendim, babası mı dediniz? Evet efendim, ateşi var dedim. Veterinere götürmek lazım, hayvan hastanesine. Ben ona şimdi iki damla öksürük şurubu veririm, bir şeyciği kalmaz. Siz soruma cevap verin efendim. Babası mı dediniz? Evet efendim dedim, kedi babası.
macununu ortasından sıkmayın demiyor muyum size? Ben sıkmıyorum baba. Enişteme söylesen onu. Öf be, öf be. Şöyle büyük bir para geçecek elime. 3 banyolu 4 tuvaletli bir ev alacağım vallahi. Baba, sen evi boş ver de. Bir araba al kendine. Bu ne olacak? Bunu bize verirsin artık baba. Ne arabası oğlum? Baksana halimize. Daha ablanların ev işini bile halledemedik. İkinci arabaymış. Ablamlar kendi işlerini kendileri halletsinler baba. Siz daha ne yapacaksınız? Bilgiciğim, benim hiç gömleğim kalmamış. Kalmamış mı? Nasıl olur Aydın? Daha dün astın bir sürü bizim odadaki dolaba. Kışlık onlar sevgilim. Baksana şu havaya. Yanıyorum. Babanınkilerden istesene bir tane. Depoda mı seninkiler? Evet. Ne bileyim burada bu kadar uzun kalacağımızı? Eyvah, kızacak şimdi. Zaten yine birkaç gündür bir karış surat dolaşıyor. Böyle de gidemem ki işime sevgilim. Ne var burada kızacak? Ödünç. Yıkayıp vereceğiz. İsteyin bakalım. Aydın, depodan almak lazım o yazlıkları artık ha. Alacağız sevgilim. Hadi söyle canım kayınvalideme. Hadi. Kim o? Anne. Yatak mı topluyorsun? Gel, ne oldu? Yok bir şey anneciğim. Bir şey isteyeceğim ama kızma. İste kızım, niye kızayım? Aydın'ın yazlık gömleklerinin hepsi depoda kalmış. Şu babamınkilerden bir tane verebilir misin bugünlük? Olur. Onun da pek fazla yok ama gel seç bakalım. Ali'ninkiler olmaz mı? Olmaz anne, küçük gelir. Seç bakalım, hepsi bu. İyi günler. Buyurun. İyi günler. Getirdin mi gazeteleri? Şunu da buyurun. Şükrü Bey yok mu? Tıraş oluyor. Ne bu? Yakıt parası. Nisan'ın. Herkes ödemiş. Sabri Bey bugün mutlaka istiyor. Bir dakika. Baba. Ne var? Cafer geldi. Yakıt borcunuz varmış geçen aydan. Yakıt borcu mu? Ne kadar? 25 milyon Şükrü Bey. Üstümde yok o kadar. Anam. Akşama versek olmaz mı? Almadan gelme diye bastırdı efendim. Olur tabii. Olur da bilmezsiniz siz bu kitapsızı. Neymiş acelesi? Sen de dökülüyorsun be baba. Yok mu bir 25 milyonun? Yok oğlum, yok diyorum. Ben vereyim efendim. Dur bakayım dur. Nazan. Efendim. Sende 15-20 milyon lira para var mı? Yok vallahi Şükrücüğüm. Neymiş o? Cafer geldi de Sabri Bey geçen ayın yakıt parasını istiyormuş. İyi günler. İyi günler. Akşam verelim canım, kaçmıyoruz ya, neymiş acelesi? Ben de öyle söyledim ama yapışmış adamın yakasına Sabri Bey. Bir biz kalmışız. Canınız sağ olsun. Aha, bir de Sedat Beyler. Versin canım Aydın, yok mu sende? Var canım, vereyim diyorum bir saattir. Ver hadi ver. Cafer bir say şunu. Sağ olun efendim. İyi günler. İyi günler. Görüyor musunuz? Baba olarak 25 milyonu bile çıkaramadık cebimizden. Evet baba, rezil ettin bizi. Aa, sensin rezil. Bak ettiği lafa. Olmaz mı? Çıkaramadıysa çıkaramaz. Canı sağ olsun. Bilge, o benim mi? Giy bakalım, olacak mı? Oo, Damat Bey. Gömleklerimize de el koydunuz bakıyorum artık. Ben verdim Şükrücüğüm. Depoda kalmış bütün yazlıkları. Oh be. Teşekkür ederim ama ben böyle pastel renkli şeyler pek giymem de. Ne? Ne dedin? Yakışmaz bana efendim. Giyme, bırak. Vay be. Adamın sırtına giyecek gömleği yok. Harıl koçum, yine ne var? Rahatsız etmedim mi sana vatandaşı zırt pırt? Özür dilerim efendim, rahatsız etmek istemezdim ama Sedat Beylerden geliyorum. Ne olmuş biradere? Yok bir şey. Nisan'dan yönetime 25 milyon borcu varmış.
Üzerinde yokmuş parası, sizden rica etti. Parası mı yokmuş üstünde? Hı. 25 milyon. Olmaz öyle şey, var o işte bir numara. Vallahi bana da biraz öyle geldi ama günah boynuna. Yoksa ben sizi rahatsız eder miyim böyle? Estağfurullah. Ablacığım hop. Orada paralar var, getir bakayım. Prens, ne oldu yavru? Dur şunu Cafer. Başla. Sıkıldı içeride, sıkıldı. Ah canım. Prens, hakiki prens. Gel lan buraya. Durduğun yerde durmuyorsun sen de çatlak. Bıktım ha. Kot 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 kot. Terbiyeli olalım ablacığım. Vatandaş senin fikirlerini dinlemeye mecbur değil. Ver parayı. Buyur, al paranı. 25 miydi koçum? 25 efendim. Gir ablacığım içeri. Ay. Hasretme vatandaşı. Kızıtmesene öyle katil gibi. Giriyoruz işte. Başlarım senin vatandaşından ha. Görüşürüz koçum. Eyvallah. Görüşürüz efendim. Buyurun. Ne sürmüş böyle be? Ne oluyor kız? Hava mı atıyorsun kapıcının yanında bana? Al rozunu git işine, çekemem. Ben öyle memur değilim ablacığım, tamam mı? Ne zaman istersem o zaman giderim işime. Sen bana çay ver. Kır iki yumurta çabuk. Prens, rahatına bak yavru. Konuşuyoruz. Hizmetçin yok senin burada. Al çayını kendin. Aa, bu ne be? Kot 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 sabahtan akşama kadar. Tavuk kümesine döndük. İyi artık aramızda yatıyor hayvan. Ablacığım, söylediklerine dikkat et. Horozuma laf söyletmem. Çabuk dediğimi yap. Vatandaş çayını içecek. Zıkkım isim vatandaşın. Hı. Anneciğim sür yansın. Açıyor mu? Biraz. Tüh kafasız. Seni polisten önce ben bu hale getirecektim. Ucuz kurtuldum. Tüh kafasız baba kafasız. Sür anneciğim sür yansın. Ayıp oluyor ama tertip. Rahat dur Halis. Aa. Dumkov. Bahar bayramı diye gitmiş mitinge katılmış. Kafa yok ki baba. Konuşma sen de fazla. Hadi Ulviye, sar şunun kafasını da işimize bakalım. Tamam Davutcuğum, bitti. Bir daha o pis adam gelmeyecek dükkana, tamam mı Galip? Duydun mu Dumkov, annem sana bir şey söyle. Ah duydum yenge. Bırak numarayı, ne öyle ahva? Bir şeyin kalmadı, hadi iş başı. Halk numara yok. 9 kere 8. 72 enişte. Sana sormadım kızım, bu hayırsıza sordum. 8 kere 9 mu amca? Geçti geçti, söylediler bile. Dangalak. Dangalak baba. Hüseyin amcayla oturmuşlar, Ayşe yengemi istemeye karar vermişler. Tövbe yarabbi, Allah yazdıysa bozsun. Hadi Ayşeciğim sen bak işine. Anlamıyorum, nasıl böyle bir şeye cesaret ediyor o pis adam. Buna izin ver anneciğim. Ayşe yengemi evlendirsek biz evlendiririz. Anladın mı Dumkov? Gelinlikte gideriz öyle telli telli. Al. Çok konuşma, kapat çeneni patlatırım. Kalk bakayım hadi Dumkov. İş başı. 3 gündür oh ekmek elde su gölde yatıyorsun. Hadi kalk. Numara yok, patlatırım ben seni. Açar mısınız anneciğim biraz ağzınızı? Aynen Sabri Bey, ne yapıyor öyle hayvanım? Eziyet anneciğim, eziyet, ne yapacak? Veterinere para vermemek için kendisi tedavi edecekmiş. Edeceğim efendim, göreceksiniz. Bitti. Bir saat içinde hiçbir şey kalmayacak hayvanın. Elleri kırılasınca bırak hayvanı. Bırakır mısınız şu kızı efendim lütfen? Siz doktor musunuz, ne anlarsınız bu işlerden? Anlarım efendim. Sizin o doktor dediklerinizin çoğundan daha iyi anlarım. Görürsünüz birkaç saat sonra. Elleri kırlasıca. Veterinere götürsün o hayvanı. Vallahi hakkımı helal etmem. Duydunuz mu efendim? Duydum efendim, duydum. Hadi kızım. Oo, canım. Oo. Veterinere para vermemek için öldürecek hayvanı. Ben vereceğim. Götürsün. Oo. Getir bakayım şuradan çantamı. Hah, getireyim efendim. Aman ya Rabbi.
Durup durup bir yerlerden para çıkarıyor kadın. Boş o çantanız anneciğim, boş. Hiçbir şeyi yok içinde. Olması lazım kızım. Getir bakayım evladım. Var herhalde bir bildiği efendim. Karışmayın, rahat bırakın kadını. Açayım mı? Aç aç evladım. Aa, bir şey görünmüyor efendim. Boşmuş hakikaten. Demedim mi efendim, hayal görüyor. Şurada olacak, ver bakayım bana sen. Ha? Bu kaç mecidiye? Aman ya Rabbi. Ne mecidiyesi efendim? 50 dolar. Aa. Nereden çıktı o? Bu kaç evladım? 100 efendim, 100. Al bunu da. Aa. Allah bereket versin. Kadın sihirbaz gibi maşallah. Çekip çekip astarlardan çıkarıyor. Bakın efendim, daha olmasın. Bakayım evladım. Sarılıyorum bunlar çocuğum. Aman Allah'ım. Bu çantada bir keramet var vallahi. Bu cumhuriyet, bu da Reşat altını. Al onları da evladım. Niye ona veriyorsunuz anneciğim ha? Sizin kızınız benim. Aman efendim, aman. Biri gelir, ortalıkta durmasın. Babacığım, kapıcı, kapıcı. Şşt, sus bakayım. Buyurun. Aldın mı paraları? Aldım efendim, buyurun. İkisinde paraları çıkışmadı ama. Çıkışmadı mı? Yok muymuş 25 milyon üstlerinde? Yokmuş vallahi, yazık. Şükrü Bey'in parasını damadı verdi. Sedat Bey'inkini de katil. Onunki biraz param yok numarası ya. Neyse. Her türlü sahtekarlık beklenir ondan. Öyle efendim. Katil bir açığını yakalasa öldürecek. Dikkatliyim merdivenlerden, aman. Dikkatliyiz babacığım. Buyurun, iyi günler. İyi günler. Efendim, iyi günler, geçmiş olsun. Sağ ol komşum. Halis, öp bakayım amcanın elini, özür dile. Özür dilerim amcacığım, öpeyim. Bir daha olmayacak komşu. Olmayacak amcacığım. Çocuk efendim, çocuk. Kusuruna bakmamak lazım ama bazen bizim de ters zamanımıza rastlıyor. Olsun amcacığım, Ali teyzemi de öpüyorum. Al ara sıra orgunu da gel evladım. Aferin, bak böyle ol her zaman. Böyle olacak amcası. Efendi dur o, efendi. Sana fikrini soran oldu mu şimdi? Soruşturma falan açmadılar inşallah delikanlıya. Yok bir şey komşum, kafasızlığından. Ne anlar bu 1 Mayıs'tan, işçi bayramından? Arkadaşların lafına kalmış. Aptallığından amcacığım, aptallığından. Ne anlar o? Sen sus bakayım. Dumkov, büyükler konuşuyor burada. Aman efendim, arkadaştan her türlü kötülük gelir insana. Polis takibi falan yok inşallah. Yok komşum, merak etme. Dükkanda kalacak bugünden itibaren. Gidiyoruz. Oh aman, mimlemesinler de apartmanı durup dururken. Allah Allah. Yok bir şey dedik ya komşum. Yürüyün hadi. Aç kapıyı. Buyurun. İyi günler. İyi günler Gizem ablacığım. Okula mı bıraktın Yeşim'i? Okula. Sen nasıl oldun Tertip? İyi maşallah, iyi. Gidiyor bugün. Geçmiş olsun. Sağ ol Gizem ablacığım. Öpüyorum. Çüz. Çüz. Yürü hadi yürü. Alman mısın sen? Ne oluyor öyle çüz müz? Yürü. Yürü. Ne yaptın Gül? Konuşabildin mi öğretmeniyle? Konuştum ama. Tanımıyor bile doğru dürüst çocuğu. Hangisi diye bana soruyor. Vah vah. Eğitim ne hale geldi? 60 kişilik sınıf efendim. Ya paran olacak, bastıracaksın, kolejde okutacaksın çocuğunu. Ya da böyle. Yazık, yazık. Çatlattım ama ben de. Hoca tuttuk dedim. Özel, Almanya'dan geldi hocası. Kim bu? Bizim uyuz kiracı mı? Niye uyuz oluyormuş? Allah razı olsun, bedava ders veriyor adam. Size de bugün hiçbir şey söylenmiyor hanımefendi. Nereye gidiyorsunuz? Evimize. Bir iki lokma bir şey yiyelim efendim. Daha bir şey yemedik. Çocuğumuz aşağıda. Yalnız inip bakmayalım mı? Fazla boş bırakma burayı, duydun mu? Duyduk, duyduk. Ha, hırsız dolaşıyor etrafımızda. Üf, üf, bıktırdı be. Bir laf söylesin de ne olursa olsun.
Hayırlısıyla şu emeklilik hakkımızı bir alsaydık. Babacığım sabır sabır. He? Buyurun. Efendim kolanız. Tıraş limonu da koyduk, buzlu. Buyurun. Teşekkür ederim Abbas Afiyet efendim. Afiyet olsun. Afiyet olsun efendim. Çalışıyor muydunuz? Çalışıyorum Ergun Bey. Kolay gelsin. Ne güzel efendim, ne güzel sizi böyle tekrar aramızda görmek. Başka bir arzunuz var mı? Yok bir şey Ergun Bey. Hadi Abbas oyalanma, çık. Bak Cem Bey çalışıyor. Çıkıyorum müdürüm affedersin. Niye oyalanacağım affedersin? Tövbe tövbe. Sen biraz kalabilir misin Abbas efendi? Bir şey konuşacağım seninle. Buyur babam, estağfurullah, ne haddime. Sağ ol. Ergun Bey, çeker misiniz kapıyı? Tabii efendim. Buyurun, rahat rahat konuşun. Teşekkür ederim. Otur Abbas efendi. Buyur babam, emret. Belki sizin çevrede vardır Abbas efendi. Bizim kıza bir bakıcı arıyoruz. Özge de artık çalışmak istiyor, aklında olsun. Hacer Hanım'a da bir sor. Sorayım babam, bağış üstüne. Allah Allah, adama bak. Bizi muhatap almıyor ya. Görüyor musun? Oturttu karşısında Abbas da konuşuyor. Bir şey soruyordur herhalde Ergun Bey. Ne var bunda? Daha ne olacak kızım? Adamda surat mahkeme duvarı gibi. Şimdi biz defterden. Ben hiç öyle görmüyorum Ergun Bey. Yazıyorsunuz yine ha. Onun da kendine göre sorunları vardır herhalde. Ne sorun olacak kızım bunun? Bize tavır yapıyor bize. Yazık emeklerime yazık. Destur müdürüm affedersin. Önüne baksana Abbas. Tövbe, ne yaptım şimdi müdürüm affedersin. Ne soruyor Veliaht Hazretleri sana? Çocuğa bakıcı arıyorlarmış affedersin müdürüm. Tanıdık var mı diye soruyor. Bakıcı mı arıyorlarmış? Duydunuz mu Ergun Bey? Duydum kızım, duydum. Hemen kötüye yorumladınız. Biz de buluruz bir bakıcı yahu. Dur konuşayım ben şununla. Gel. Cem Bey. Efendim Ergun Bey. Efendim bir şey duydum. Kızımıza bakıcı arıyormuşsunuz. Evet Ergun Bey. Biz de araştıralım efendim. Bulabiliriz. Sağ olun Ergun Bey. Ben Abbas Efendi'ye söyledim. Onlar bakacaklar. Sizden de bir şey istersem söylerim. Tabii efendim. Hayır acilse bizim hanıma da söyleyeyim. Yok yok acil değil. Teşekkür ederim. Tamam efendim. Tamam. Olacak iş mi abi? Bu sabah cebimden yakıt parası 25 milyon lira çıkmadı vallahi. Nazan'da da yok muymuş? Yokmuş. Aydın verdi. Koysana cebine biraz para oğlum. Damattan borç para alınır mı? Çağır şu Ergun'u da para çeksin, bana da lazım. Çağırayım. Demet. Ergun oralarda mı? Gelsin biraz. Bu yine kapıları dinliyor anlaşılan abi. Hasta oğlum hasta. Elinde değil adamın. Ondan bir şey duyacak, ötekine söyleyecek. Demek kartal yeğenim araba istiyor ha? İstiyor abi. Herif utanmadan istiyor. Alacaksın sen de artık oğlum. Çocuk üniversiteyi bitiriyor gelecek sene. O benim arabamı istiyor abi. Ben yenisini alacakmışım. Fena teklif değil. Dalga mı geçiyorsun abi? Bilmiyor musun halimi, hangi parayla? Gel. Efendim beni istemişsiniz. Gel Ergun, gel. Parasız kaldık. Bir çek yaz da para çekelim biraz. Çekelim efendim hemen. Siz de parasız kaldık dersiniz, biz ne yapalım artık? Yetiştiremiyoruz Ergun. Yetişmiyor efendim, yetişmiyor, haklısınız. İnsan ne yapacağını şaşırıyor vallahi. Hadi al şu çek defterini de gel. Hemen Şevket Bey. Hadi. Ne bekliyorsun? Efendim yanlış anlamazsanız bir şey soracağım. Sor. Efendim Cem Bey çok soğuk davranıyor bana. Farkında olmadan gücenecek bir şey mi yaptım acaba? Onu biz bilemeyiz Ergun. Kendisiyle konuş. Konuşmaya çalıştım efendim ama maalesef. Boşver dedikoduyu şimdi Ergun. İşimize bakalım. Vallahi dedikodu değil efendim. Samimi söylüyorum. Çok gücüme gidiyor. Eğer istenmiyorsam. Hadi hadi. Al gel şu çeki. Peki efendim. Hemen. Ya Şükrü, ağlayacak gibi adam. Biz buna çok mu surat astık? Ayıp olmuyor mu? Bırak abi, buna fazla yüz vermeye gelmez.
Of of. Allah canımı alsa da kurtulsam. Ne oldu Ergun Bey? Bittim Kanarya, bittim. Bu şirkette bana hayat yok artık. Niye öyle söylüyorsunuz Ergun Bey? Öyle öyle. Versene tazminatı, bir an evvel gideyim. Bu ne ya? Herkes sordu mahkeme duvarı. Bir şey soruyorsun, ha. Yahu eskiden bu şirkette espriler yapardık, gülerdik, eğlenirdik. Artık çalışmak eziyet oldu vallahi. Veliaht Hazretlerine gidiyorsun, duvar gibi. Bülent. Buyurun Cem Bey. Oo, buyurun efendim. Siz bu odaya gelir miydiniz? Şeref verdiniz, buyurun. Oturun Ergun Bey, oturun. Rahatsız olmayın, ben Bülent'e bir şey soracağım. Öyle mi efendim? Buyurun sorun. Benim de işim var zaten. Bülent, şu 97'nin narenciye dosyalarını bulabilir miyiz? Tabii efendim. Demet. Buyurun Ergun Bey. Sorun olursa ben çay ocağındayım kızım. Kimse sormaz ya. Tamam Ergun Bey. Abbas. Abbas, burada mısın? Buradayım müdürüm, affedersin. Buyur. Sağ ol. Bir sigara ver bana. Sigara mı? Hani bırakmıştın müdürüm, affedersin sigarayı. Ver, içeceğim. Soru sorma bana. Bağış üstüne. Buyur. Yak şunu. Bir de çay ver. Bağış üstüne. Demli mi olsun, affedersin? Olsun. Ah, ben ne kadersiz zavallı adammışım. Kimseye yaramadım, kimseye. Tövbe. Vurma kafana müdürüm, affedersin öyle. Bırak beni Abbas, çekil başımdan. Bağış üstüne. Abbas. Abbas. Bağırma, affedersin. Müdürüm burada. Niye geldin iş vakti? Teyzemle geldik. Nasılsınız Ergun Bey? İyiyim Hacer'im, iyiyim. Bir şey mi oldu? Çok soru sorma Hacer Hanım, affedersin. Görmüyor musun halimizi? Tövbe tövbe. İyi canım, gördük ha. Bana ne bağırıyorsun? Haber versene bize be anne. Gelelim çekelim maaşını. Aman artık o kadarcık şey içinde sizi mi rahatsız edeceğim oğlum? Hacer'e söyledim. Ne var onda teyze dedi. Aldık banka kartımı, gittik. Ne oldu? Makineye kaptırdınız. Kaptırdık vallahi. Hatırlayamadım şifreyi. Evde bir güzel ezberlemiştim. Benim beceriksizliğimden. Estağfurullah. Öyle oğlum. Baktım. 15-16 yaşındaki çocuklar bile tıkır tıkır çekiyor parayı. Zaten o makinenin başına geldim. Başladı elim ayağım dolaşmaya. Hadi canın sağ olsun, hadi. Biz de para çekeceğiz şimdi. Yolsuz kaldık, Ergun'a söyledik. Sahaya gitti gelmedi. Nereye takıldı yine bu adam? Bırakın beni! Ergun Bey, lütfen ağlamayın artık. Bakın hepimiz çok üzülüyoruz. Lütfen Ergun Bey. Bitti kızım, bitti. Bu ailemi çalışamam artık, bitti. Üzüntüyle insanın başına her iş gelir ayol, Allah göstermesin. Otur şöyle müdürüm, affedersin. Otur. Kolonya ver Demet. Bitti. Her şey bitti. Yazık emeklerime, yazık. Ergun Bey yapmayın. Allah aşkına yapmayın. Rahat bırakın beni. Koca adam ağlar mı müdürüm, affedersin. Ne ayıp. Karışmayın bana, ağlayacağım. Ah kafam. Çok gücüne gitmiş adamın ayol. Yazık. Demet ne oluyor? Neden toplandınız? Ergun Bey rahatsızlandı da biraz. Rahatsızlandı mı? Ergun ne oldu? Daha ne olsun? Bitti. Her şey bitti efendim. Babam şuna bir gülümse ver, affedersin. Ağlamaktan helak oldu, çatlayacak. Bak şimdi ben de merak ettim. Her şey olur. Benim annem dengesiz, Raşit Bey ondan dengesiz. Beni görünce bozulmasın Özge. Ay ben tek başıma gidemem vallahi siz gelmezseniz. Cem'e söylüyorum, oralı değil. Gidelim gidelim. Kaç gün oldu annenle görüşmeyeli? Bugünle 5. Aa yapma, imkansız. O da dayanamaz. Hiç olmazsa o seni arardı. Aklıma kötü kötü şeyler geliyor valla. Yok canım, düşünme öyle şeyler. Allah göstermesin. Hadi çıkalım, ben hadi hazırım. Hadi anne. Oo, canım. Canım benim. Hatta mı gidiyoruz? Canım benim, aman aman. Köpüğünü kaçırmadın inşallah. Duruyor Raşit'ciğim. Bakma öyle içine. Bakmıyorum Raşit'ciğim. Buyur. Sağ ol. Otur şöyle.
kızımı özledim Raşit. Görüşmek istiyorum. Görüştüreceğim, patlama. Ne zaman? Ben ne zaman izin verirsen. Dayanamıyorum ama Raşit. O da beni arayamıyor. Tak şu telefonun fişini. Takmam. Bezdirdin insanları. Bir süre kimseyi aramayacaksın. Benim sosyal hayatımı da mahvettin bu manasızlıklarınla. Siyasi hayatım, kariyerim bitti ya. Erken seçim konuşuluyor bak. Beyefendi liste başı yapacaktı beni. Özür dilerim Raşit'ciğim. İsteyerek vallahi bir şey yapmış değilim. Konuşma. Ben sana bir şey sormadıkça konuşmayacaksın, tamam mı? Tamam Raşit'ciğim. Heh, tepeme attırma benim. Açabilir miyim? Aç bakalım. Anne. Ah, merhaba canım. Biz de şimdi konuşuyorduk vallahi. Oo, buyurun efendim, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nimetciğim nasılsın? E işte nasıl olalım? İyi maşallah, iyi. Telefonunuz mu arızalı sizin anne? Yok kızım, arızalı değil de. Ben fişten çektim Özgeciğim. Annen cırt pırt arayıp onu bunu rahatsız etmesin diye. Allah Allah. Merak etti kız ama kaç gündür sesiniz çıkmıyor. Merak edecek bir şey yok evladım. Yasakladım bazı görüşmeleri, o kadar. Allah Allah. Öyle. Ah canım, çok özledim. Gel bakayım azıcık anneannene. Alma kucağına Nimet. Korkutuyorsun çocuğu. Korkutuyor muyum? Anlamadım. Korkutuyorsun evet. Bırak. Bana baksana sen tahta kafa. Sussun sussun, burama geldi. Vallahi şimdi paralarım seni şunların yanına. Aa, ne yapıyorsun Nimet? Ay ne güzelmiş. Niye beğenmedin? Bunların aklı markada şekerim. Etiket meraklısı bunlar. Donna Karan olacak, Pierre Cardin olacak. O kadar para verilir mi kızım? Bak ne güzel oluyor üstüne. Karışma sen lafa Cemil. Kadın kadına konuşuyoruz şurada. Ne? Biz düşüncemizi söyleyemeyecek miyiz? Dik dursana kızım, kamburunu çıkarma öyle. Güzellik yarışmasına mı gidiyorsunuz o sakallıyla? O sakallı benim erkek arkadaşım Cemil amca. Cemil, sana lafa karışma demedim mi? Karışırım. Benim adım Cemil. Sorduk, ne var bunda? Tamam kapat. Nişan falan düşünüyor musunuz yakında? Aa yok şekerim, daha erken. O işlerin zamanı var. Takın bir an önce bir halka. Zaman kötü. Aldatır kızı kaçar. Ben hiç beğenmedim o çocuğun gözünü. O nasıl söz canım? Kusura bakmayın şekerim. Bazen konuşur böyle abuk subuk. Ben ne söyledim biliyorum sevim. Aklım başımda. Aa daralırım vallahi. Buraya laf işitmeye mi geldik? Cemil, çabuk bizi yalnız bırak. Neyse şekerim neyse. Al şunu da bir yerine dik. Bitti mi prova? Bitti. Neymiş bakayım o? Etiket. Soran olursa nereden diye, Donna Karan'dan demek için. Kızım sen yarışma izlemeye mi gidiyorsun? Yoksa çocuk senin soyu, elbisenin etiketini mi bakacak? Aa neler söylüyorsun Cemil amca? Çıkar kızım çıkar. Başka terzi mi yok? Aa hakaret işitmeye mi geldik biz buraya? Başka terzin varsa ona götürseydin Serpil Hanım sen de. Aa o nasıl söz? Sen de asıl kocanın ağzından çıkan laflara dikkat et. Çık kız çık. Ya bu ne düşüncesizlik? Çalışıyoruz şurada. Eskicisi, bakkalı, kapıcısı, zır zır kapı zili. Sana gelmez ustayım İstanbul. Devam et Cenab abi, ben bakıyorum. İyi günler. Hoş geldin Cafer. Hayrola, kızları da getirmişsin. Cenab Bey'e geldik. Yeşime ders verecekti de konuştuk. Karnesi biraz zayıf. Burada ama çalışıyor. Sesinizi çıkarmaya sakın. Çalışıyor mu? Anam vakitsiz geldik desene. Olsun. Bekleyin şurada hadi. Kızım aman. Sessiz durun bak. Çalışıyor Cenab Bey amcanız. Ah ben ne yapmak adammışım. Sana geldim İstanbul. Anam. Estağfurullah efendim. Ayaklarım kırılsaydı da sana gelmez olsaydım. Bir şeye mi kızdı Cenab Bey? Şiir okuyor şiir. Aa, büyük adam büyük. Hoş geldiniz Caferciğim. Nasılsınız güzeller?
Hoş bulduk efendim. Öpsenize kızım Cenap Bey amcanızın elini. Gelin bakayım şöyle. Sen şöyle otur. Sen de şöyle. Aferin çocuklar, sağ olun. Aferin, duygulandırdınız beni çocuklar yani. Ders çalışmaya gelmişler sana Cenap abi. Hoş gelmişler, hoş gelmişler. Efendim şöyle okullar kapanana kadar bir şeyler gösterebilirseniz. Göstereceğim canım içi. Onlara hayat dersi vereceğim. Oyun oynayacağız birlikte, kolay kolay. Allah razı olsun, sağ olasın. Sen de sağ ol Cafer'cim. Onlar bizim de kızımız. Yonca mıydı yavrum senin adın? Yeşim. Ah tabii. Öğretmenin adı ne? Söylesene kızım. Aa ne ayıp. Unuttun mu yoksa öğretmenin adını? Söyler Cafer'cim söyler. Unutur mu hiç? Benim adım ne canımın içi? Cenap amca. Aferin güzelime. Çikolata ikram et çocuklara iplikçi ödül olarak. Ah çikolata veriyor Cenap amca. Hem de o ineklerden. Sonra da derse devam et iplikçi. Ben mi Cenap abi? Sen. Ne var bunda canımın içi? Oynayarak, dans ederek. Öyle Yeşim'in çatık kaşlı öğretmeni gibi değil. Bak, çocuk adını bile bilmiyor. Naciye efendim, Naciye. O da iyi bir insandır, sizden iyi olmasın. Biraz başı kalabalık. Sağ ol. Yeşim bugün Cenap Beyler de derse başladı Türkan abla. Oo, hadi bakalım hayırlısı. Ha, bir kahve bile içemeden başladık. Aç gül. Buyurun. Gülsüm ablacığım merhaba. Geldim Türkan teyzem. Geldim buyurun. İyi günler efendim. İyi günler canım. Çektirdin mi röntgeni? Çektirdim Türkan Hanım. Çektirdik Türkan teyzeciğim. Öyle güzel ki bütün iç organların görünüyor. Hastanız yok inşallah soyunluk falan. Yok yok Halis'ciğim. Heyecanlandım şimdi. Bir şey yoktur inşallah. Sanmam. Ne güzel bakıyorsun Türkan teyzeciğim. Orası neresi? Ciğer Halis'cim, ciğer. Dileğin akciğeri. Akciğerin altında ne var öyle? Sus biraz Halis. Senin iç organlarına bakıyoruz Dilek, ne tatlı. Yok hiçbir şey. Hadi gözün aydın. Sağ olun. Gözün aydın Dilek'cim, öpeyim. Ne tatlı. Buyurun. Yetişin. Kedim ölüyor. Ne oldu? Ölüyor. Sabri bir ilaç içirdi efendim. İlaç mı? Ne ilacı? Öksürük şurubu efendim. Devamlı uyuyor hayvan. Olacak şey mi bu? Nerede? Vah teyzeciğim vah. Geçmiş olsun. Öpeyim. Aa, dur sen de şimdi be. Rahat dur Halis. Nerede o katil? Kıracağım bacaklarını. Kimi arıyorsun teyzeciğim? Sabri Bey'i. Buraya mı geldi o katil? Evde anneciğim, evde. Öldürdü hayvanı, kıracağım bacaklarını. Öldü mü? Öldü mü anneciğim? Vah teyzeciğim vah. O ağlamasını kim ağlasın? Ah geldi geldi. Neler uyduruyorsunuz efendim? İşte cin gibi bakıyor. Kedi mi uyuyor, uyumaz mı? Buyurun. Uyuyor mu? Oh çok şükür. Çok şükür yavrum. Ah teyzeciğim çok şükür. Ne katilliğimiz kaldı ne gaddarlığımız. Siz de öksürük şurubu içirmişsiniz hayvan ama Sabri Bey. Vallahi şu kadarcık efendim, iki damla. Anam ne oldu be hayvana? Babacığım gitti gitti. Sus be, ağzını hayra aç uğursuz. Babacığım gitti. Şşt çok konuşma. Cafer. Buyurun. Hah burada mısın? Bitti mi ders? Bitti. Cenab-ı abi yanaklarından öpüyor. Bugünlük bu kadar. Yarın daha uzun çalıştıracak. Sağ olsun. Allah ne muradı varsa versin. Zahmet oldu sana da Sıtkı Bey. Ben gelir alırdım. Ne zahmeti canım? Kızım. Güzel öğrendin mi Cenab-ı Bey amcanın dersini? Öğrendim canımın içi. Ne dedin? Ben de öğrendim canımın içi. Anam. Ortalığı birbirine kattınız efendim. Teessüf ederim vallahi.
Hani ölüyordu? İşte Türk gibi maşallah. Öyle değil efendim. Az kalsın ölüyordu. Türkan Hanım ne dedi size? Elleri kırılasıca. Akşam baban gelse söylemezsem. İyi günler efendim. Geçmiş olsun. Sağ olun efendim. Yok bir şey yok. Boşu boşuna ortalığı velveleye verdiler. Cenap Bey de maşallah apartmanda herkesin hocası oldu. Söyleyin ona öğretmesin öyle saçma sapan şeyler çocuklara. Gelip gidip bizi öpüyorlar. Anam. Neler söylüyorsunuz Zahil Hanım herkesin içinde ha. Canım. Dikilip durma sen de orada hadi işine. İşindeyim efendim. Buyurun. İyi günler. İyi günler efendim. Annem milletvekili olmayı düşünüyor Zeynep. Aa, ne güzel. Milletvekili olmam önemli değil de oğlum. Meclise daha çok kadın sokabilmek için çalışıyoruz. Annem kadın derneğinde çalışıyor. Senin annen de düşünür mü? Çalışmak ister herhalde ama... Babam mı engel olur? Olabilir. Evet, nasıl anladınız? Bütün kadınların ortak şikayetleri. Ev işleri kalıyor diye. Tabii gömlekleri ütülenmiyor. İstediği yemekler bazen pişmiyor. Doğru vallahi erkekliğin egoistliği. Siyaset erkek işi evladım. Karışmayın elinizin hamuruyla. Mantık bu işte. Babam iyi sesini çıkarmadı anne. Aa isterse çıkarsın. Kim bu şimdi? Ali ben de gideyim. Gidersin Zeynep bir dakika. Aa Bilge. Abla. Merhaba anneciğim. Erken geldin. Al şunları. Erken gelmek zorunda kaldım anne. Ne bunlar? Alışveriş yaptım. Anneciğim bak şimdi kızacaksın ama bu akşam burada çok önemli bir iş toplantısı yapacağız. Burada mı? Evet anneciğim burada. Aydın'a televizyondan bir teklif var. Proje konuşacaklar. E başka yerde buluşamazlardı. Bu saatte mi söylenir kızım aşk olsun. Baban da gelecek şimdi. E birdenbire çıktı anne. Telefon edeyim de bari gelmesin. Biz de bir yere gidelim. Çok iyi olur. Oo iyi be. Biz ne yapacağız şimdi abla? Aa Ali fazla konuşma. Keyfimizden mi oluyor bunlar? Aa. Aa Zeynep'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl olalım işte görüyorsun telaş içinde. Bak gördün mü meşgul. İnşallah çıkmamıştır. Hadi biz de bir film seyredelim bari Zeynep. Pastırmanın da en iyi yerinden. Kuş gönü bu Hüseyin Efendi. Yiyelim şöyle eniştemizi yer gibi. Adamın ağzında eriyor mübarek. Amcam bunu duymasın Hüseyin abi. Senin amcana da ben ne diyeyim? Ezdi bizi ezdi gaddar. Buzun var mı aslanım? Var Yusuf abi buyur. Buzsuz içilmez bırakı yani. Bir alem yapalım şöyle. Ekmeğimiz de çıtır. Aç şu radyoyu tertibim. Ya da bir kaset koy. Zaten içimiz sıkılıyor. Bu iyi mi Hüseyin abi? Oo, bırak dokunma tertip. 12'den vurdum vallahi. Helal olsun. Annem kartını makineye kaptırmış, başlamış dövünmeye. Şubeye girip niye istemediniz babaanne? Ne bileyim oğlum, suç işlemiş gibi bindik bir taksiye doğru size geldik. Hey anam, haber versene şu oğullarına, kendi kendine iş yaparsın. Almış yanına Hacer'i de. O cin gibi canım, her şeyi biliyor. Ben unuttum şifreyi. Kolaylık olsun diye yaptılar emekliyi ama çoğu şaşırıp kaptırıyormuş. Yaşlılık kızım, yaşlılık. Kimisi de maaş kuyruğunda can veriyor. Allah göstermesin. Başka şey konuşalım ama. Tahta kafayı anlatsana anne. Hak etti ama. Vallahi ben de Nimet'in yerinde olsam aynı şeyi yapardım. Parçaladı ha? Kim olabilir? Kapıcıdır kapıcı. Cem aç bakayım şunu. İyi akşamlar. Oo amca. Aa Şükrü. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben de geldim ben de. Hoş geldiniz. Annem de mi hoş burada? Hoş geldiniz. Buradayım ya. Leyla Hanım maşallah kapı kapı geziyorsun. Biz de evden kovulduk. Ne oldu oğlum? Ali parti mi düzenledi arkadaşlarıyla? Damat düzenledi abi damat. İş konuşması yapacaklarmış bizi sepetlediler. Yokum prens götür senle yavrum.
Kız verme şunu. Aa, horoz turp yer mi? Yer ablacığım. Bizim canavar yer. Vatandaş onunla gurur duyuyor. Geldi senin tak tak. Aş ablacığım gelsin, hesap yapacağız. Kız o seni uyutur bu kafayla, uyutur. Olmaz ablacığım. Vatandaşa yanlış yok. Aç. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gel birader, iyi akşamlar. Kız nerede kaldın? Adam seni beklerken kafayı buldu. Yürü. Oho. Afiyet olsun canım abicim. Sağ ol birader. Ne o? Yüzün biraz karışık. Hayrola? Karışık canım abicim. Bu bizim Baykuş Cemil'e bozuldu kafam. Sevim Atlı'ya bir şey dikecek. Yani acıdık. Birkaç kuş kazansınlar istedik. Ağzına geleni söylemiş kıza ya. Otur birader, otur. Getirdin mi hesabları? Ah, getirdim tabii canım abicim. Tak. Önce öpeceğim. Özledim valla. Kız sen de ne yağcısın ha. Güzel konuş ablacığım. Yağcılık değil bu Şengül Hanım. Vallahi içimden geldi. Prens gel seni de öpeceğim. Otur birader, öpersin. Olay yapmayalım. Hazır mı her şey takır tukur internetten? Hazır canım abicim. Hepsi hazır. Cız girmişim tak. Öyle. Şimdi ben soracağım. Sen göstereceksin kalem kalem. Tak ta. Aynen canım abicim, kalem kalem. Tak buyur sor. Yaramaz adam benim eniştem, yaramaz. Adama trilyonlar kazandıracaktık, bir kalem de siliverdi. Devre dışı bıraktı bizi. Kimse yaranamaz ona. Anında harcar adamı. Ah enişte, ah. Biz böyle kapı dışarı edilecek adam mıydık? Ya ben ne diyeyim Hüseyin abi? Benim amcam. Sana söylüyoruz tertibim, dinlemiyorsun ki. Çek içerideki paranı, getir Hüseyin abine. Bir oda, bir tuvalet, evin hazır. Karım olmayınca evi ne yapayım Hüseyin abi? Olacak sana söz. İçinde karısıyla. Dinle tertip. Adam boş konuşmuyor. Elbet var bir bildiği. Of of. Sakalımız yok ki dinletelim. Eniştemize bile anlatamadık derdimizi. Evde mi şimdi amca? Evdedir, ne yapacaksın? Bak nasıl işleteceğim şimdi. İşlet anasını satayım. Ayşe Hanım'ı isteyeceğim ondan Allah'ın izniyle. Bakalım ne diyecek. Anlamazsın sonra Hüseyin Efendi. Yok canım, nereden anlayacak? Üç yüz otuz. Üç yüz otuz yedi. Dikkat et Hüseyin abi, anlarsa yakar bizi. Alo? Davutlukta evde mi acaba efendim? Beklenici, beklenici. Geliyor. Alo? Ustam. Tamirat işi değil de hayırlı bir iş için. Senin yanında bir hanım var ya, hani Ayşe, ben ona vuruldum. Bir konuşalım usta. Allah'ın izniyle. Olur, niye olmasın? Kısmetse. Geliyorum oraya şimdi. Seninle enine boyuna bir konuşalım bu işi ha? Hüseyin Efendi. Mein Gott, ne dedin Davut? Hüseyin Efendi mi? Hüseyin dedim Ulviye, duymadın mı? Dükkanda. Dükkanda, o pis adam. Evet, o pis adam. Puuu, tertibim de yanında baba. Yanında ahlaksız herhalde. Getir şu montumu. Puuu, kırmasam çenesini adi. Sesini de değiştirmiş, tanımayacağım sanki. Rezil. Puuu, rezil adiler. Al, tükürüp durma sen de. E ne söylüyor Davut sana? Ayşe'yi istiyor Allah'ın izniyle. Tövbe yarabbi. Pis adam, brötekar. Oturun siz, telaşlanmayın. İyi yemeğinizi. Ben gideyim, konuşalım bakalım. Neymiş dertleri? Adiler, ben de geliyorum baba. Gel aslanım. Kırmasam çenesini ikisinin de. Nein Halis, sakın. Çene falan kırmak yok. Bak göndermem sonra.
tertibim kaç hata ettik. Hay dilim tutulaydı. Amcan anladı manzarayı geliyor. Anam ya, ben ne yaptım be? Eyvah, dedim sana Hüseyin abi, ne yapacağız şimdi? Kaçacağız tertibim, başka çaremiz yok. Ah ben ne yaptım, ah benim eşek kafam. Ben gidiyorum beyler, bana müsaade. Benden hiç şüphelenmez. Tüh. Hadi eyvallah. Hain, yedin içtin kaçıyorsun ha bizi böyle bırakıp. Amcam ikimizi de öldürür Hüseyin abi. Öldürür aslanım. Öldürse de haklı adam. Kaç. Vallahi bu 1 Mayıs'ta polisten yediğin dayağı falan benzemez. Kaç. Hadi yürü. Oh. Ne yapacaksın sopayla baba? Kıracağım kemiklerin ikisinin de. Kır baba, adiler. Nasıl istermiş o benim aşağı yengemi? Hadi gelin istesin bakalım. Oradalar baba. Yürü, kır kemiklerini adiler. Kıracağım. Oo, alem var. İçerideler baba, hücum. Allah Allah. Ha. Nerede bunlar? Garip! Bu kendiler etkiniz. Biz. Saklanmışlardır baba. Adiler. Nereye gidecekler? Tertip, çık. Boşuna saklanma. Babam kemiklerinizi kıracak. Durdurma. Teslim olun. Hüseyin amca. Daha koşacak mıyız Hüseyin abi, öldüm. Koş tertip. Görmedi mi amcanın elindeki sopayı? 1 Mayıs'ta dövülmüşten beter olursun valla. Kapıyı da açık bıraktık. Bırak şimdi kapıyı mapıyı. Hayati tehlike içindeyiz. Tertip. Mezarlığa düştük tertip. Ana. Bizim evde ablamlar yüzünden havalar sürekli değişiyor. Aa, bu kadar da rahatlık olmaz ki canım. Kendi evimizde misafir gibiyiz. İdare edeceğiz Nazancığım. Ne yapalım? Ben bayılıyor muyum? Bu çocuk beni delirtecek. Vallahi bir gün sıkıvereceğim gırtlağını. Bak yine gömleğimi giymiş. Ne yapabiliriz Şükrücüğüm? Sokağa mı atacağız çocukları? Sabırlı ol biraz. Tövbe. Banu, geldik anneciğim, uyuma. Cebinden veriyor sanki, utanmaz. Ayıp mı? Borç istedik. İsteme. Sen de kabahat. Paraları başlarını yesin. Onlardan borç isteyeceğine dur şu köşe başında, dilen daha iyi. Ne bilelim Gül, baba dedik yüzümüzü kızarttık. Aman ne babası be, ne hayrını gördük bugüne kadar babamızın ki. Aman. Anam. İyi akşamlar. İyi akşamlar Cafer Efendi. Hayrola madem, birini mi bekliyorsunuz? Davut'la Halis'i bekliyoruz Cafer Efendi. Dükkana gittiler, gelemediler. Siz bir şey duydunuz mu? Yok. Aa, hırsız mı girdi yoksa? Hayır, daha büyük rezalet. Eskici Hüseyin Efendi ahlaksız teklif yaptı telefonla Ayşe'ye. Aa, ne? Tüh, geberesici ahlaksız. Hı-hı. Yine mi? Evet, yine. Polise şikayet etmek lazım onu. Asmak lazım o iti bir yerinden, asmak. Ah, geliyorlar. Davut, ne oldu? Yok bir şey. Niye çıktınız oraya? Tövbe. Merak ettik ama. Anlatacağım. Girin içeri, çabuk. Çabuk anne. Sen ne duruyorsun orada Ayşe yenge? Çabuk gir içeri. Anlatacağız. Hı hı. Halt! Babaların yanında büyüklerle öyle konuşulmaz. Dumkov, yürü. Çarparım. Zaten kafam bozuk. İyi akşamlar. İyi akşamlar gözüm. Bak şimdi pis yengece. Akşam vakti nasıl bozmuş adamın kafasını. Mikrop, mikrop ikisi de be. Hele o kız kardeşi ailemizi ikiye böldü. Kaçlar Cafer amca. Tertibim de yanımda. Alem yapmışlar dükkanda. Anam, o da mı var? Hı. Var amca. Babam aldı bu kadar odunu, kıracak kemiklerini ikisin. Oh, kırsın vallahi. Çok konuşma sen de. Dumkov, yürü. İyi akşamlar gözüm. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne yaptınız Davut? Kaçmışlar Hürriye. Oo. Durabilirler mi anne? Babam aldı bu kadar sopayı eline. Ahlaksızlar. Hele o Galip'i hiç gözüm görmesin. Bindireceğim bir otobüse yarın hayırsızı doğru köye. Doğru köye gönderecek anne. Gönderecek tabii, utanmaz. Of. Dükkanın kapısını da açık bırakıp kaçmışlar. Aa, biraz su getireyim mi? Nefes nefesesin enişte. Getir. Ah, vah canım, vah.
Babam senin el arabasını zincirle bağladı anne. Öyle güzel ki. Kapıyı da zincirledi. Ben de çok koştum. Bir bardak da bana su ver Ayşe yenge. Ayşeciğim, bir bardak su daha getirir misin? Ah canım. İnşallah fazla terlemedin. Üstünü değiştirelim istersen. Terleyeceğim tabii anne. Nasıl öyle Ayşe yengeme ahlaksız teklif yaparlarmış bakalım. Görecek onlar. Görecekler yavrum. Sakin ol biraz. Davutcuğum, sen de fena sinirlendin. Lütfen ha? Sakinim, sakin. Buyur enişte. Sağ ol kızım. Ayşe, niye ağlıyorsun? Oo, üzüldü tabii Davut. Aa. Benim yüzümden sen de üzüldün enişte. Ağlama Ayşe yenge. Görecek onlar. Kıracağım çenelerin ikisinin de. Sana ahlaksız teklif yapmak nasıl olmuş bakalım? Oo Ayşe'cim, hadi gel, gel. Babacığım, aç gözünü. Kapat çeneni be, çocukların yanında. Ne aç gözlüymüş ikisi de. Hadi sultanımı bırak, onun olduğu belli. Baban çok ayıp etti Gül. Sen de zamansız açtın lafı ama Cafer. Adam daha çorbasından bir kaşık almadan... Olsun Gül, hadi biz bir hata ettik. Böyle mi yapmalıydı? Aç gözünü. Bağırma öyle bakayım. Çekerim kulağını. Şımardın mı? Verecek mecbur. Evlenirken nesini gördüm? Bir çöp bile almadım evimden. Rahmetli anacığımın bileziklerini bile sultanın koluna taktı. Aman aman eksik olsun. Bir kuruş istemem bundan sonra babandan. Sen isteme. Bana verecek hakkım. Tabii kız çocuğuna üvey evlat muamelesi. Oğulları istese anında yaratır. Alamazsınız Gül. O kadın babanın yanında olduğu müddetçe hiçbiriniz 5 kuruş alamazsınız. Boşanmadıkça hayat yok size. Allah kahretsin. Hay o babama ben ne diyeyim bilmem ki. Aç gözler, aç gözler. Kapat çeneni dedim. Bak yiyeceksin tokadı ha. Hadi hadi boş ver, geç oldu yatalım. Bu yaştan sonra yola mı getireceksiniz adamı? Ah, kavanoz dipli dünya. Allah Allah, ne yapıyor bunlar bu kadar saattir? Hiç de sesleri çıkmıyor. Ay ne bitmez hesapmış kız bu. Merak ettim, inip bir baksak mı? Ben yatıyorum anne, inemem. Yatıyorsun ha, oh maşallah. Tabii, hiçbir şey umurunda değil ki hanımefendi. Baban orada katile hesap vereceğim diye ecel terleri döküyor. Ah, ne oldu yine anne? Ağzını kapa, ağzını. Şu yaşa geldin öğrenemedin hala bazı şeyleri. Yakında evlenecek neredeyse hanımefendi. Ne demek yine ne oldu? Niye korkuyorsunuz bu kadar? Babam yine bir şeyler mi yürüttü? Aa, ne dedin? Kız salak, ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Uyku başına vurdu herhalde, terbiyesize bak. Başka baban ne zaman bir şey yürüttü? Tamam tamam, sormadım, iyi geceler. Hadi yat zıbar salak. Duyan da bir şey zannedecek, ağzım bozduracak şimdi benim. Ah Sedat. Nerede kaldın? Geldim geldim. Ah hoş geldin. Nasıl geçti hesaplaşma? Haberler iyidir inşallah. Hem de çok iyi hayatım. Bir yanak ver. Ay nasıl merak ettim. Ay vallahi bir ara iniyordum aşağıya Sedat. Doğru söylüyorsun değil mi? Senin kocan hiç yalan söyler mi sevgilim? Aynen tak. Açık ve şeffaf olarak verdi hesabı. Gel seni öpeyim. Canım kocam benim. Senin kocan para dünyasının ordinaryüs profesörü Serpil. Ordinaryüs profesörü. Açık verir mi öyle ödüklere? Tak tak. Tak tak benim sevgilim. Ispanak, dereotu, maydanoz, semizotu, enginar, limon. Tak tak, o kadar. Oh, o kadar. Ay şunları duydum ya, ay ne rahatladım. Ne yaptık katil? O da çok rahatladı hayatım. Ha? Yedi kazığını. Yemeğe getirecek akşam bizi. Adamları kovmaktan beter ettin Aydın. İnsan bir düşüneyim der. Biraz süre ister. Ne düşüneceğim ya? Yapamam ben öyle program. Herkes neler yapıyor Aydın? Kim ne yaparsa yapsın Bilge, ben yapamam. Yani şu sıkışıklıkta aşk olsun. Senin paraya ihtiyacın yok demek ki. Ya o para için kendimi mi rezil edeceğim Bilge? Bir takım şarkıcı, türkücü, bozuntusunun arkasından tef çalarak o dazlak çocuk gibi. Sana da aşk olsun valla. Hah, annemler geldi.
Dur bakalım. Bakalım annemler ne diyecek buna. Ya ne derlerse desinler. Öyle kayınpederin, kayınvalidenin kararlarıyla iş yapacak vaktimiz çoktan geçti, tamam mı? İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bitti mi toplantınız? Bitti baba, bitti. Toplamaya çalışıyoruz biz de ortalığı. Şimdi gittiler. Aa, iyi ki biraz geç kalmışız Şükrücüğüm. Karşılaşacaktık insanlarla. Merhaba der giderdik odamıza canım. Bizim yiyecekler Nazan. Öyle insanlar değiller zaten baba. Çok şekerler. Tanımanızı isterdim. Ne oldu bakalım? Olumlu mu sonuç? Berbat anne, hiç sorma. Yapma be. Ne oldu? Aydın Bey projeyi beğenmedi. Yapamam deyip kestirip attı. Aa, niye? Bana göre değil efendim. Aydın, şimdi beni konuşturma. O radyodaki programların daha mı seviyeli? Aa, Bilge bak. Böyle konuşamazsın yani. Bağıra çağır konuşmaya başlamayın gene. Anlatın şunu sakin sakin. Bitti baba. Konuşacak bir şey yok artık. Yapamam diyor ama çocuk. Çok mu enayi program Aydın? Çok efendim. Sunuculukla talk show arası bir şey. Bana göre değil. Böyle şeyler de severek yapılır kızım. Zoraki olmaz. Parası çok iyiydi ama anne. Ne veriyorlar? 20 milyar babacığım, 20. Aa, ne? 20 milyar mı? Çok iyiymiş be Aydın. Program başına da ayrıca. Vallahi o paraya ben bile çıkarım sahneye. Yapılmaz mı baba? Hele böyle bir durumda. Yani ben hiç anlamıyorum, hiç. Ne varmış durumunuzda? Evsizlik efendim. Tabii o da bizim için önemli ama. Hah, Ali Bey geldi. Dur efendim, ben açayım. Anahtarını almamış mı yine? Unutmuştur. Bağırma girer girmez lütfen Şükrücü. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bitti mi toplantı? Bitti. Hah, iyi. Annemler geldi mi? İçerideler. Anneciğim. Oo, çok güzelsin. Yeni mi geldiniz? Şimdi. Oh be, ödüm koptu yattınız diye. Anahtarımı almamışım da. Nereden geliyorsun sen bu saatte? Sinemadan baba, söyledim ya. Güzel miydi film bari? Harika vallahi, siz de görün. Sen yine dersleri serdin herhalde beyefendi. Bu saatlere kadar sinemalarda... Ne ilgisi var baba? Çalışıyorum. Siz başka bir şeye sıkıldınız galiba, benden çıkartacaksınız acısını. Bana sıkıldılar bana. İşi kabul etmedim de. Sen de şu işi bir daha düşün be oğlum. Zincirlemişler Hüseyin abi. Bu fena. Esir düşmüşüz tertibim. Amcan Kızılderililer gibi kafa derimizi yüzecek. Kapıyı da kitlemiş, zincirlemiş. Ben ne yapacağım şimdi Hüseyin abi? Vallahi fena. Bir şaka yapalım dedik. Amcanın ellerine kapanır, özür dileriz de. Senin o Alman yengen yok mu? O affetmez tertibim. Yaşatmaz vallahi. Yaşatmaz tertibim. Tutarsa Alman damarı. Bak. Durmayalım buralarda fazla. Yürü. Her an bizi de böyle kelepçeletebilirler. Yürü. Konuşmuyor musunuz enişte? Konuşmuyorum. Bundan sonra da adımımı atmam evlerine. Helal olsun. Ben de senin yanında olsam adımımı atmam. Bizi dinliyor Yusuf abi, yavaş. Dinlesin valla. Yüzüne de söylerim. Parası başına çalınsın. Küs müyüz iblis? Selam sabah yok. Ne konuşuyorsun orada? Ne konuşacak Halil Bey, anlamadın mı? Para istedi, vermeyince senden kötüsü yok. Ben vermem demedim sultanım. Laf çıkarmayın müşterinin yanında. Aman istemez istemez. Allah sizin elinize muhtaç etmesin. 7 katı elden borç isterim daha iyi. Ne dedin? Öyle. Çok dilin uzamış senin. Aman bırak Halil Bey konuşsun. Alışmışlar devamlı avuç açmaya, dilenci gibi ona buna. Sensin dilenci, ağzını topla. Sen bizimle uğraşmayı bırak da abinin yaptığı rezalete bak. Aa, ne rezaleti yapmış benim abim? Daha ne yapacak? Kafayı çekmiş çekmiş, Davut ustalara telefon açmış. Yapma be. Sen işine bak işine. Ne olmuş açmışsa? He, ne olmuş? Rezil. Davut ustaların yanındaki Ayşe Hanım'a ahlaksız teklif yapmış. Aa, hakikaten rezalet. Yuh. Sana yuh be. Ne oluyor öyle? Ne yapmış, ne yapmış iblis? Anla işte baba. Gel beraber yaşayalım demiş Halil Bey kadına. Eşek! Nerede o? Kırarım boynuzunu.
Hemen dolduruşa gelmesen de Halil Bey, aa, bunların lafına kanıp. Ne lafı Sultan Hanım, herkes duydu. Davut Usta öldürecek. Öldürür vallahi, namus meselesi. Ha, kolay da öyle öldürmek. Sen işine bak Bodur. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Tamam, geldi. Dur orada iblis. Giremezsin bu dükkana. Ne oldu enişte? Daha ne olacak iblis? El alemin ırzına, namusuna dil uzatmak ha? Tuh! Dur orada, kırarım boynuzunu. Enişte, vallahi öyle bir şey yok. Ya bir şaka yapalım dedik. Sus! O nasıl şaka iblis? Tuh! Rezil ettin ailemizi. Müşteriye karşı biz ne diyeceğiz şimdi? Sen de bir dinle şu adamı Halil Bey. Bir şey anlatıyor bak. Dinlemem. Karışma sen de Sultan Hanım. Tuh! Nesini dinleyecek artık onun? Puh! Rezil. Mahallenin yüz karası. Tecavüzcü sapık. Ya aslanım, o kadar uzun boylu değil. Ağzını topla, karışmama. Yusuf, sen de konuşsana. Ne bakıyorsun öyle, haberin yokmuş gibi? Sen de orada değil miydin aslanım? Sen de mi bunlardaydın? Evet. 250 gram pastırmayı kim getirdi oraya? Halil Efendi'nin kesesine bereket diye. Tuh, sen de oradaydın ha? Doğru mu bu? Tüh, Allah'ın cezası budur. Gördün mü Halil Bey? Şurada durmuş, bir de bir şeyden haberi yokmuş gibi yapıyor. Ne yaptın Yusuf abi? Kıracağım senin de boynuzunu. Ha? Öyle anlamadan, dinlemeden hemen iftira atmayın insanın üstüne aslanım. Günah. Sus! Ahlaksız! Hayır ama insanın gücüne gidiyor enişte. Bak hala konuşuyor. Sen kabahatini oldun. Vay be bakkal efendi. Sen de bu işin içindeydin ha? Senden korkulur. İyi uyudun mu anacığım? Uyudum aldım, uyudum. Gitme bugün, kal birkaç gün daha. Kalayım da oğlum, hiçbir şey almadım üstüme evden. Öylece çıktım. Getiririz ne istersen be anacığım. Kolay o. İyi, kalayım o zaman. Yaşa. Oo anam, kızarmış ekmek bak, sen seversin. Eline sağlık kızım. Evet, sağ afiyet olsun. 26'yı gösteriyorum sevgili dinleyiciler. Antalya ile telefon bağlantısında güzel bir konuyu seçtik. Şimdi biz de annemle Cemler'in durumunu konuşuyoruz yine. Özge çalışmak mı istiyor? Bir kadın bulabilirlerse suya hemen başlayacak, parası da iyi. Hacer'i tembihledik, bakacaktı ne yaptı acaba. Nimet'ten kaçıyor o. Haklı ama kız dayanılacak gibi değil. Öyle. Yine iyi dayandılar. Alıyor çocuğunu, erkenden evden kaçıyor. Ha Mine. Efendim. Ben diyorum ki şöyle doğru düz bir kadın bulana kadar sen baksan şu suya. Bekliyordum bunu. Ne var yani, olamaz mı? Sen bana hiç acımıyorsun Şevket. Bu yaştan sonra eve kapanıp çocuk bakacağım, öyle mi? Geçici bir süre için diyorum Mine. Vallahi Cem kafayı bozmuş durumda. Amerika'ya göçmeyi bile düşünüyor Nimet'in korkusundan. Allah kahretsin, o da nasıl anneymiş öyle. İyi gelsinler bari, onlar da burada kalsınlar ha. Ne yapalım Mine? Çocuklarımız için ona bile katlanacağız. Aa, yok vallahi, o kadar uzun boylu değil. Ben katlanamam. Allah Allah. Evet Şevket, kendimizi kandırmayalım. Eve üstünü olmuyor, görüyorsun nazanların halini. Hacer geldi. Dinle onu da şimdi. Otur otur, ben açarım. İyi sabahlar. İyi sabahlar Hacer Hanım, buyur. Burada değil mi Leyla'm teyze? Hı-hı. Yanlış gelmedim. Burada burada. Buradayım Hacer, gel. Ay ben mi yanlış duydum diyorum. Of teyze, kafam karıştı. Minibüsten in, otobüse bin. Göreceksin yolları böyle üst üste. Yol ve hava durumu Hacer geldi. Duracak mıyız biraz yoksa hemen gidiyor muyuz teyze? Annem burada burada, bir yere gitmiyor. Gideyim oğlum gideyim. Öyle dedim ama sonra düşündüm de iş çıkacak. Ne iş anne? Aşk olsun. Niye değiştirdin fikrini şimdi? Bir şeye mi alındın yoksa? Niye alınacağım oğlum? Ne bileyim yani, bizim Mine ile konuştuklarımıza falan. Alınır o, alınır hemen. Takar bir şeye, ne olduğunu anlayamazsın sağ olsun. Hacer, sana bir şey soran oldu mu şimdi? Bana mı alındın yoksa anne, ev üstüne olmuyor dedim diye ha? Anne seninle ne ilgisi var o lafın? Beğendin mi şimdi yaptığını Mine Hanım? Nerede bu kız? Giyiniyor herhalde. Ne kadar uzun sürdü? Of, bugün ne böyle hepinizin yüzü asık?
Niye asık olsun canım? Laf çıkarmasan sen de. Görmüyor musun halinizi anne? Bir şey soruyoruz. Bilge. Efendim baba. Kahvaltıya bekliyoruz kızım. Yok baba, hemen gitmem lazım. Yemeyeceğim bir şey. Ye iki lokma kızım, al bir şey eline bari. Canım hiçbir şey istemiyor anne, sağ ol. Beni beklemiyor musun? Bekleyemem, kendim giderim. Ne oldu abla, barut gibisin. Yok bir şey Ali. Aa, laf çıkarıp da insanın canını sıkma şimdi. Hadi hoşça kalın. Güle güle. Anne. Efendim. Hani hiçbir şey yoktu? Var oğul, anladın mı? Rahatladın mı? O iş yüzünden mi enişte? Hı. O yüzden. Ben de olsam bozulurum valla. O para reddedilir mi be enişte? Oğlum sana fikrini soran oldu mu şimdi? Sen ne karışıyorsun onların işine? Aydın. Sen şu projeyi bana bir daha anlatsana bakayım. Anlattım ya efendim, rezalet bir şey ya. Oğlum sen de hiçbir şeyi beğenmiyorsun ha. Her işe burun kıvırıyorsun. Biraz esnek olman lazım. Ev geçindiriyorsun. Bak bir sürü sıkıntınız var. Şükrücüğüm bırakalım şimdi bunları. Elbet onun da bir düşündüğü var. Evet baba. Bizi konuşturmuyorsunuz. Ayşe hadi kızım biz gidiyoruz. Abadi de sana emanet. Hadi dediklerimizi unutma. Unutmam. Sakın kapıyı açma Ayşe yenge. Zincir de tak. O adiler gelip kaçırabilirler seni. Aa, daha neler artık. Halt. Korkutma kadını Dunkov. Açma sakın kimseye kızım. Ne olur ne olmaz. Arayan olursa biz dükkandayız, tamam mı? Tamam enişte. Heh. Aferin akıllı kızıma. Telefonumuzu biliyorsun. Biliyorum abla. Tamam. Unutursan orada yazılı. Heh? Hadi bakalım. Hadi anneciğim. Abadi sen de yanından ayrılma sakın Ayşe yengemin. Heh, o da çok anladı seni. Anlar baba. O adiler buraya gelirse ısır abadi. Yere hadi yere. Tek tek insene oğlum şu basamakları, bağırtmasana insanı. Bağırma Davutcuğum. Zaten çok gerginsin. Korkuyorum vallahi. Kalbine bir şey olacak. Öyle hık diye gidersin baba. Heh, sen de kına yakarsın arkamdan. O nasıl söz Dunkov? Güzel şeyler konuşalım lütfen. İyi günler. Kaçaklar yakalandı ustam. Heh, yakalandılar mı gözüm, nerede? Markete geldiler bu sabah. Karınları acıkmış. Aa, zehir zıkkım olsun inşallah. Adiler. Baba koş yakalayıp kıralım ağızlarını burnlarını. Halis sakin olalım. Bak babanın çarpıntısı var zaten. Kayınbabam kırdı efendim ikisinin de kemiklerini. Bastonda. Telaşlanmayın. Oo, ne güzel olmuş. Ellerine sağlık. Bizim bakkal Yusuf da yanlarındaymış dün gece. Tuh, adi durdurma baba. Duydum. Konuşacağım onunla da. Cafer. Buyurun. Aa, baba bak Sabri Bey. Geldim. İyi günler efendim. İyi günler. Bir şey duyduk, çok üzüldük. Doğru mu acaba? Doğru komşum maalesef. Bizim hayırsız yeğen de yanında. Rezalet. Karakola falan bildirseydiniz efendim. Olacak şey mi bu? Zincirledim el arabasını. Kapıyı da zincirledim. Nasıl olsa gelecekler. Oh iyi etmişsiniz. Dükkana mı şimdi? Dükkana amcacığım. Babam da ayaktan öldürecek ikisini de. Bakalım nasıl öyle ahlaksız teklif yaparlarmış Ayşe yengeme. Yürü bakayım, çok konuştun. Hadi Halisciğim, bağırtma babanı. İyi günler efendim. Efendim, iyi günler. Buyurun. Buyurun, bu dudak, bu dudak. Amcacığım, çüz. Teyzemi de öperim. Çüz evladım, çüz. Ara sıra al olgunu, gel çalışalım. Geleceğim amcacığım, ne güzel. Aile teyzem de şarkı söyler, öyle yumuşak yumuşak. Yürüsene oğlum, hadi yürü. Aman. İki kelime konuşturmuyor bu da alaman bozuntusu. Para gidecek diye. He. Elleri çok sıkı efendim. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Bunlar çok sinirliler ama ben o Ayşe Hanım'ın gözünü pek beğenmedim. Bir umut verdi herhalde ki Hüseyin Efendi'ye. Bilmem, günaha boynuna. Öyledir öyle. Durup dururken niye yan baksın adam? Bakar o ahlaksız bakar. O ne kitapsızdır o. Bizim niye bunlardan haberimiz yok? Ne diyor? Niye bundan haberi yokmuş baba? İyi artık. Herkesin kapısını çalıp tek tek ilan edecektik. Sinirlenme Davut. Gidelim. Sarhoş adam konuşuyor işte.
Vallahi rengin değişti, korkuyorum. Hadi gel. Cinsel taciz mi? Cinsel taciz mi? Tövbe. Hadi Davut, lütfen. Hadi baba, bırak şu sarhoşu. Yahu bunlar yüzünü deli ederler be. Cevap ver, size bir şey sordum. Hadi. Ne oldu efendim, bir şey mi sinirlendiler yine? Cinsel taciz mi diye sordum, havalara bak şunlardaki. Sanmam efendim. O işin gerisinde başka şeyler var. Kadın mutlaka bir ışık yaktı. Kapattılar eve, bakın kimseyle görüştürmüyorlar. Haber var mı Sedat Beylerden? Dün akşam hayduta hesap vermiş. Ne oldu acaba? Aklanmış sahtekar, aklanmış. Bitirmişler hesabı. Araları çok iyi. Yemeğe gidiyorlarmış bu akşam hep beraber. Tüh, Allah kahretsin ikisini de. Bu dünya böyle efendim. Attıkça kazığı daha itibarlı oluyor adam gözünde. Boynuzlu şerefsiz. Kızın halini o dolandırıcıların oğluna pazarlıyor. Yazıklar olsun. Al birini vur ötekine efendim, ne olacak? Bunlarla aynı apartmanda yaşamaktan utanıyorum vallahi. Görürsem iki çift lafım var o katile de. Yüzlerine tükürmek lazım efendim ikisinin de, yüzlerine. Buyurun. Oo efendim, maşallah. İşi mi böyle erkenden? İşe komşum. Eserimize saçlarını yaptıracak. Akşama hazırlık. Oh ne güzel efendim, sefa ile. Akşam yine alem var herhalde. Var komşum. Vatandaş neşesini bulacak biraderlerle. Oh efendim, lazım. İyi eğlenceler. Kız Yavuz, yürü. Sen de önüne gelene tekmil veriyorsun ha. Terbiyeli olun ablacığım. Komşumla konuşuyoruz burada. O önüne gelen mi? Aman efendim, yabancı mıyız, rica ederim. Hanımefendi, oturamıyoruz yine son günlerde. Ara verdik çalışmalara. Kız baksana şu katile. Vakit mi var? Oradan oraya sürüklüyor beni. Yürü ablacığım. Yavuz Bey, o yanındaki adama söyle. Benim karım birinci sınıf terzi, tamam mı? Tamam. Bu baykuş da çıktı, dinle şimdi. Kız sana yürüyelim demedik mi? Ablacığım sarsma öyle. Canını sıkma benim. Nasılsın sayın abim? Duydun mu dediğimi? Söyle o yamağına. Benim karım etiket tersisi değil. Ben kimsenin yanında yamak değilim Cemil Bey. Lafını bil de konuş, tamam mı? Çıkar işimi oraya tak. Gel çık hadi. Dökeyim dişlerini. Bunu oğlum yaratmayalım sayın abim. Vatandaşın işi var. Aman efendim, aldırmayın siz onun lafına. Beyni sulanmış artık, ne dediğini biliyor mu? Buyurun. Allah Allah. Devamlı hakaret ediyor adam ya. Vallahi çıkacağım şimdi yukarıya tak. Sıkıvereceğim gırtlağını. Katil eder bu adam insanı ya. Hı, tamam. Kız bu da başladı taktuklara. Kes birader sen de. Olay yaratmıyorum sabah sabah. Aman efendim, aman değmez. Değmez efendim. Buyurun. Cemil, ne bağırıyorsun sen öyle? Bazılarına haddini bildiriyorum Sevim. Çok ayıp. Gir içeri bakayım. Melek yengemiz duruma el koydu neyse. Ne meleği kız? Korkunç yenge o, korkunç. Birinci sınıf terzi benim karım. Duydunuz mu? Birinci sınıf. Cemil yeter. Herkes kime isterse ona diktirir elbisesini. Gir içeri. Oh aman neyse. O kadar. Tak buyurun hanımefendi. Atla ablacığım. Bindik kız. Tantana yapmayın. Taktuk ha. Buyurun. Bırak koşuma pislikleri. Vay üstüne. Köpek. Ayağının altını yalayacak utanmasa. Eyvallah komşum. Sefa ile efendim, sefa ile. Sabri Bey, ne oldu? Bir şey yok efendim. Haydut gidiyor. Almış eseriyle sahtekar adamını da yanına. Allah'ın belası haydut. Gidişin olsun da dönüşün olmasın inşallah. Tüh! Ne istiyorsa o bidonlardan? Kompleks efendim, kompleks. Güç gösterisi. Piyaka yapıyor yanındaki çarpık bacaklıya. Öyle valla. Ne güzel söylediniz. Olmaz ki canım bu böyle ya. Her gün taktuk vatandaşa. Konuşma Yağcı, konuşma. Ayaklarına kapanıyordun az önce haydutun. Kaldır çabuk onları. Baş ne? Bak tam yerlerine koy onları, duydun mu? Karşı karşıya Nizami göreceğim. Duydunuz mu Cafer Bey? Kocam görecek. Duydum efendim, duydum. Ha ona göre Nizami. Kavga mı vardı az önce efendim? Yetişemedim. Evet vardı efendim. Yukarıdaki baykuşla o sahtekar arasında. Ne olmuş yine acaba efendim?
Aynı konu efendim. Sevim Hanım'la Serpil Hanım kavga etmişler ya dikiş yüzünden. Kız sevgilisiyle güzellik yarışmasına davetliymiş. Annesinin eski tuvaletini üstüne göre yaptırmak için gitmişler. Hani Londra borsasında oynuyordu babası. Çok atıyorlardı. Kızına bir gece elbisesi diktiremiyor mu? İstese 50 tane yaptırır da varlığını belli etmek istemiyor hayduta. O ne şeytan o. Ah, canım tontuş. Oo, yedin mi mamanı? Canım. Utanmaz ahlaksızlar. Gidiyorum avukata şimdi. Bize mi söylüyor? Bize herhalde. Nereye böyle anneciğim? Sus anne deme bana. Ne oldu yine? Ne olacak? Kocanla bir oldunuz, benim her şeyimi elimden aldınız. Allah Allah. Neyinizi aldık efendim sizden habersiz? Sus konuşma, yakıl karşımdan. Ne mücevherim kaldı ne evrakım. Nereye gitti o tapular? Aa, bir tane tapunuz vardı. Lamartin'deki evin tapusu anneciğim, onu da sattık ya. Sus sus konuşma, dolandırıcılar. Sattınız mı? Vereceğim mahkemeye. Görüyor musun Rüknettin? Benden habersiz satmışlar evi. Aa, böyle konuşmayın anneciğim. Gücüme gidiyor vallahi. Sizden habersiz nasıl satarız efendim? Telaşlanmayın. Oturun şöyle biraz konuşalım. Tamam, bugün de bunu tutturdum. Dokunmayın benim şapkama. Gidiyorum ben. Vereceğim mahkemeye sizi ahlaksızlar. Tövbe yarabbi, tövbe estağfurullah. Büyük hanım. Teyze. Sağ ol kızım. Anne öpeyim. Bak bir daha soruyorum. Bizde bir şeye alınıp da kalmaktan vazgeçtiysen çok üzülürüm. Üzülme oğlum. Aa, niye alınacağım? Alınsam söylerim. Hadi güle güle, hayırlı işler. Hadi bakalım. Yine de içim rahat değil ama neyse. Ah ne evlat maşallah. Herkesin başına. Rahat et rahat. Hadi Allah işini rast getirsin. Sağ ol. Bir şeye ihtiyacınız olursa telefon edin. Çekinmeyin ha. Ederiz, ederiz. Hadi. Güle güle. Güle güle. Her şeyimi de düşünür evladım sağ olsun. Ama söyleyemiyorsun ki işte. Kadın torununa bakmaya üşeniyor. Ne yapsın kayınvalidesini? Ama ne teyze. Gelin ne de olsa. Şimdi ben de aynı şeyi söyleyecektim vallahi. Lan Davut, katiyen affetmeyeceksin o nankörü bu sefer. Şunu gözümüze sıkma Huriye. Yavaş ol anne. Hemen bindir bir otobüse, yolla köyüne. Ya bana ne yapacağım ben tertibimsiz? Ne yapacaksın? Görüşmeyeceksin bundan sonra. Bana devamı köye yollama baba. Bak ne diyor çocuk Huriye. Kolay gelsin efendim. Ahlamca. Buyur gözüm. Nerede o terbiyesizler? Buradalar, getirdim. Korkularında saklanıyorlar iblisler. Biraz gelebilirseniz. Oradalar ha? Utanmazlar. Hangi yüzle gelebildiler acaba? Baba sakın. Devamı yollama tertime ha. Ne olursun. Geldiniz ha? Patat baba patat. Tüh! Hır düşmanları. İkinizi de gözüm görmesin. Tüh! Ben derslerini verdim ustam. Yorma sen kendini. Oo, ellerin dert görmesin. Ah! Sus! Sesin çıkmasın gebertirim. Sus! Babama cevap verme. Tüh! Patat baba patat. Nasıl ahlaksız teklif yaparlarmış Ayşe yengeme öyle? Rezalet. Yok ustam. Olur mu öyle şey? Biz bir şaka yapalım dedik. Şaka. Şaka ha? Tüh! Nasıl şakaymış o öyle? Sus. Şimdi ben kıracağım boynuzunu. Kır amca. Tuu ikinizin de yüzüne. Kır düşmanları. Elini öpüp senden özür dileyecekler ustam. İstemez. İstemez. Benim öptürecek elim yok onlara. Tuu. Tuu. Öptüme baba. Öpecek ikisi de. Eşek gibi. Bir daha
bizim sokaktan bile geçmeyeceksin. Tamam mı? Görmeyeceğim. Yoksa hemen doğru karakola. Tamam ustam. Ver şu elini. Yaptık bir eşeklik, affet. Ah! Bizim bankenin kolu çıktı Adem abi. Anlar mısın bu işten? Pek elimden gelmez bacım. Ama bir bakayım. Kaynak mı yaptırmak lazım acaba? Kaynak daha iyi olur herhalde. Uğraşma, uğraşma, bırak. Doktor gitti, ne dedi bacım? Bir şey yok herhalde ciğerde, değil mi? Yok Adem abi, çok şükür. Hadi gözün aydın. Sağ ol. Zafiyet geçirmişim Adem abi. Yine öksürüyorum ama geçmiş. Ucuz atlatmışsın dedi Türkan Hanım. Aman aman. Verem yine başlamış. Allah korusun. Sen bana dua et yine Tertip. Ben yalvarmasam yolluyorlardı seni anında köye otobüsle. Sağ ol be Tertip. Kimimiz var şu dünyada elimizden tutan başka? Ne yapardın köyde mömö ineklerin keçilerin arasında? Biz de Hüseyin abinin kurbanı olduk Tertip. Olma, dur komşusun. Kafanı çalıştır. Pat diye açtı telefonu be Tertip. Bir şey söyleyemedim ki. Konuşmayacaksın bir daha o ırz düşmanı tecavüzcüyle. Hiç işim olmaz vallahi. Nereye gidiyorsun Tertip? Aa bak Dilek, gel bir merhaba diyelim, ne tatlı. Amcam kızmasın. Daha yeni affetti. Kızmaz. Benimle geliyorsun. Yürü. Bundan sonra ne dersem yapacaksın Tertip. Tamam mı? Tamam. Hı. Tertipleri geliyor bacım. Dilek merhaba. Merhaba Tertip. Tertip sen ne yapmışsın? Çok ayıp. Kızmadı mı amcan? Kızmaz mı? Sus. Sen konuşmayacaksın. Kabartın otur sen. Kızmaz mı Dilek? Kemiklerini kırdı. Köy postalıyordu az kalsın. Son anda ben kurtardım. Hüseyin abinin kurbanı olduk biz de. Halt! Sen konuşmayacaksın demedim mi? Cezalısın. Sonradan cevap vermeyeceksin. Halt! 7-8. Nasıl oldun Dilekciğim? İyi gördüm seni. İyiyim Tertip. Devamlı bal falan yemem lazımmış. Ye, ne tatlı. Ben getiririm sana. Al biraz fındık üzüm ye. Hormonların gelişir. Sağ ol. Bir şey değil Dilek, sen de sağ ol. Tertip, şunu babana göstersene. Kaynak yapar belki, kolu kokmuş. Aa, iyi düşündün Adem abi. Ne iyi olur, yapar mı Tertip? Yapar tabii Dilek. Biz de yaparız, ne var onda? Bir dakika, üstünü çıkartayım. Tut Tertip. Halt! Yavaş, öyle memesinden değil mi gibi. Bırak onu bana. Hadi Dilek'im görüşürüz. Küs, öpüyorum. Ben de öpüyorum. Babana çok teşekkür ettiğimi söyle. Söylerim, ne tatlısın. Tertip hadi yavaş yavaş. Halt! Kıracak mısın kızın ayağını? Zaten tahta gibi bacakları var. Tut! Ah! Eskiler alırım eskici. Ana! Nereye götürüyorsunuz o Dilber'i? Amcama. Halt! Sen konuşmayacaksın. Babama götürüyoruz Hüseyin amca. Eli kırılmış. Kaynak yapacak. Hadi bakalım. Değmez bu külüstünü tamire. Bende bunlardan çok var depoda. Çıplak mı Hüseyin amca? Çıplak Tertip'im. Sarışınlar, esmerler, pembe pembe gözler, birbirinden güzel. Getirsene birkaç tane Hüseyin amca. Aman aslanım. Babanın elinden daha yeni kurtulduk zaten. Astıracak mısın bizi? Tövbe. Beni karıştırmayın. Kaybolacağım bir süre ortalıktan. Tertip, sen de amcanın kıymetini bil aslanım aman. Bir daha affetmez vallahi. Duydun mu? Tut böyle kızın karşısından, yürü. Burada bakır, demir, manken. Tövbe. Eskiler alırım eskici. Nein Davut. Çok yanlış. Adam olmaz o çocuk. Affetmeyecektin. Tangalak Ulviye. Duymadın mı? Uymuş o Hüseyin'e. Ne yaptığının farkında değil. Gönderecektin köyüne. Halis'in de ahlakını bozuyor. Asıl sapık o. Uzatma artık Ulviye. Yapmış bir hata. Köye göndersen ne olacak? Eşek kadar herif. Baba! Baba! Ah! Baba bak ne getirdik sana. Ah! O ne? Manken baba. Bak ne tatlı.
Eli kırılmış Dileğin dükkanından. Ah, Umko tesbihin. Birden öyle elinizde görünce çok korktum. Yok anneciğim öyle değil. Tamir için babama getirdik. Kaynak yapacağız. Hat tutma ödememesinden. Kahvene süt ister misin Cenab abi? Yok İbekçi, böyle içeceğim, sağ ol. Afiyet olsun. Nasıl gidiyor Cenab abi? Hızlandın galiba. Hızlandım İbekçi. Sanıyorum köle gitmeden bitireceğim ben bunu. Hadi be Cenab abi, ne iyi olur. Almanca'ya da çevirtiriz bu yıl basılırsa. Geliyor İbekçi. Kim Cenab abi? Esmer. Uzun süredir perdenin arkasından beni izliyor buğulu gözleriyle. Az sonra kapıyı çalacak. Çalsın Cenab abi. Sen ne yapacaksın? Bizi rahat bırak. Hemen toz olurum Cenab abi. Durur muyum burada böyle hıyar gibi? Hah geldim. Hadi canımı öpüyorum yanaklarından. Otur Cenab abi, kalkma. Böyle daha aman oluyor yazarken. Sonra sen bana çık dersin, ben çıkarım. Anladım. Peki aç İbekçi. Buyurun efendim. Avukat Bey içeride mi evladım? Avukat mı teyzeciğim? Evet. Salih Bey. Kaç yıllık avukatımız. Ona bir şey danışacağım. Sıtkı, kim geldi canımın içi? Teyze Cenab abi, teyze. Bir şey danışacakmış sana. Teyze mi? Ah, buyursunlar efendim, buyursunlar. Beni tanıdın mı evladım? Nerede baban? Babam? Avukat Salih Bey. Ben Rüknettin'in eşiyim evladım. Biliyorum efendim. Alzheimer Sıtkı'cığım. Demek sen de avukat oldun, aferin. Kızımla damadımdan şikayetçiyim evladım. Neydi senin adın? Cenap efendim, Cenap. Bu bana dilekçe yazacak İbrikçiğim. Öyle görünüyor Cenap abi. Mahkemeye vereceğim onları. Yaz bakayım evladım. Evimi elimden aldılar. İki serseriye verdiler. Bize söylüyor İbekciğim. Evet Cenab abi. Yine kim geldi? Aa, ya istemiyorum artık hiç kimseyi. Ne bu ya? Aa, şurada iki satı bir şey yazamayacak mıyız yani? Sepet İbekci. Ya Esmer'se Cenab abi? Eyvah olabilir. O zaman ne yapacağız? Ben ihtiyar alıp Sabri Beylere inerim Cenab abi. Ha, aferin. Kafan çalışıyor İbrikçi. Aç bakalım. Buyurun efendim. Özür dilerim annem. Annem. Efendim rahatsız ediyoruz ama büyük hanım yine evden kaçtı. Burada efendim, burada. Telaşlanmayın. Ah, çok şükür nereye gitti yine anneciğim, aşk olsun. Gelme yanıma, kırarım bacaklarını ahlaksız. Bunda telaşlanacak bir şey yok efendim. Oturuyoruz. Mahkemeye dilekçe yazıyoruz. Dilekçe mi dediniz mahkemeye? Evet abicim. Anlayın işte. Sizi mahkemeye veriyorum. Aa. Utanmaz ahlaksızlar. Hapishanelerde sürüm sürüm süründürmezsem sizi. Sapıttı efendim. Kusurumuza bakmayın. Artık iyice sapıttı. Evini zorla elinden almışız. Ne kusuru abicim, aşk olsun. Biz yabancı mıyız yani? Ay. Çarpıntıdan ölüyorum vallahi Cenab Bey. Şu kalbimin haline bakın. Ay. Kolay değil hanımefendi tabii. Anne sevgisi. Ne yapıyorsunuz efendim? Açın da gösterin bari. Babacığım büyük hanım kaçtı, büyük hanım kaçtı. Sus be sen de. Zaten herkesin canı sıkkın. Çakarım bak. İnsanın kafasını bozma, geveze. Gitti o kadın. Dayanamadı bunların eziyetini. Kesin gitti. Her yere baktım. Vah canım vah. Kafa da yok, ne yaptığını bilmiyor. Ezilir arabaların altında. Alırız haberi az sonra televizyondan. Vah anam vah, Alzheimer. Kafayı değmiş, ne yapsın fukara. Kaçtı babacığım, büyük hanım kaçtı. Anam, buldunuz mu? Aa, gözünüz aydın. Nereye gittin teyze? Cemal Beyleri. Gidecek yer bulamamış, bizi şikayete. Mahkemeye verdim bu ahlaksızları. Soydular beni. Neler söylüyorsunuz anneciğim? Duyan da sahi sanacak. İyi etmişsin teyze. Şahit lazımsa beni yazdırabilirsin.
Aferin, kimin oğlusun sen evladım? Tövbe, koskoca adam teyze. Siz de neler söylüyorsunuz efendim? Şahitlik yapacakmış. Sahiden bir şeyini soymuşuz gibi. Çok ayıp vallahi Cemil Bey, teessüf ederim. Hadi efendim, hadi. Zaten olacağımız kadar aleme rezil olduk. İçeride konuşalım bunları. O ne karışıyor bizim özel işimize ama efendim? Efendim girin lütfen. Daha fazla asabımı bozmayın benim. Sen de iki dakika yerinde otur be adam, ölür müsün? Anam, hep buradayım efendim vallahi. İhtiyaç molası, iki dakika. Sus! Yemin etme bir de. İyi be, kabahatli biz olduk. Kendi gözlerinin önünde oturan kadına sahip çıkamıyorlar. He, bize bağırıyor, kitapsız. Duydunuz mu nasıl soymuşlar kadıncağızı? Vicdansızlar. Soyar bunlar valla. Bunlardan her şey beklenir. Cemil. Anam, buyurun. Nereye kaçtın sen yine? Buradayım Sevim. Sabri Bey'in kayınvalidesi kaybolmuş da onu aradım. Hadi bakayım, hadi atla asansöre, işimiz var. Vallahi bir gün ben bir kaybolacağım, bulamayacaksınız ona göre. Yürü. Buyurun, kolay gelsin. Zavallı, bu kadının da sonu iyi değil ha. İyi vallahi Gül. Çekilir mi bu baykuş? Her an üşütebilir. Ah muhterem, ah. Ne kötü taksiratım varmış. Annesi bizi mahkemeye verir. Kızı gider el alemin kullularını göğsünü açar. Hiç de öyle değil babacığım. Uyduruyor. Ben gözümü falan açmadım. Sadece kalbimin çarptığını söyledim Cenap Bey. Hadi efendim hadi. Utanmasa sarılıp aleni öpecek adamı. Vallahi iftira babacığım. Ne söylüyor bu ahlaksızlar Rüknettin sana? Senin şu kızın yok mu? Kocasıyla bir olup elimde avucumda ne varsa aldılar. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbi. Delilerin arasında kaldım, ben de oynatmak üzereyim. Alındı oğlum kadın kesin. Tanımaz mıyım annemi? Mine'ye bozuldu. Tam kalmaya karar vermişti, birdenbire fikrini değiştirdi. Ne yapacaksın abi? Görmezlikten gel bazı şeyleri. Karnını mı kıracaksın şimdi? Öyle. Bu yaştan sonra karımızdan mı boşanacağız? Bilge ile Aydın'ın da araları bozuk. Yapma be. Ne oldu yine? Televizyonda bir program teklif etmişler, beğenmemiş serseri. Ben de kızdım ama. 20 milyar ya. Ne dedin? Ya Şükrü Say'dan veriyorlar mı bu paraları? Hiç yapmaz Ergun Bey böyle şey. Kalkamadı herhalde. Kalkmamıştır. Çok içti. Evinden arasak ayıp mı olur? Telaşlandırmayalım şimdi kadını da Bülent. Belki çıktı. Gücüne gitti babam, affedersin. Aldık Bülent'le. İçkiye götürdük Abbas Efendi. Orada felaket içti. Keskin sirke küpüne zarar bacım, affedersin. Allah ıslah etsin. O bizden sonra da devam etti kesin. Ben çok acıdım haline. İki posta da orada ağladı. Bizim yanımızda. O kadar da olmaz ki bacım, affedersin. Cıvık cıvık koskoca müdür. Ne olmuş müdüre? Oh başım. Çabuk bana bir septic yap. Baş üstüne. Hoş geldiniz Ergun Bey. Hoş bulduk. Başım başım. Akşam ne içmişiz ya öyle? Of. İyiydiniz Ergun Bey. Of. Çok da konuştuk tabii. Olur ara sıra Ergun Bey. Of başım çatlıyor vallahi. Ben sizden sonra girdim meyhaneye, devam ettim. Biz de öyle tahmin ettik. Gerisini hiç hatırlamıyorum vallahi. Nasıl yattım, nasıl kalktım. Sabahleyin baktım hanım bacağından çekerek uyandırıyor. Arayan var mı beni? Patronlar. Kim var içeride? Şevket Bey ile Şükrü Bey. Cem Bey? O daha gelmedi. Aman iyi. Yerdik fırçayı şimdi. Neyse ben bir uğrayayım. Ah. Gel. Ergun nerelerdeydin? Hayrola? Kusura bakmayın efendim. Akşam içtik biraz arkadaşlara da. Fazla kaçırmışım, kalkamadım. Dağıttın ha? Taktın bizim Leyla'ya. Estağfurullah efendim. Kırıldım biraz. Ne yalan söyleyeyim. Sen de her şeye kırılıyorsun be Ergun. Olur bunlar iş hayatında? Olur efendim, olur. Biliyorum da biz Cem Bey gibi maalesef profesyonel olamadık. Malum duygusal adamız. Malum malum. Ne bileyim işte. Ben burayı evim gibi, sizleri bir abi, bir baba gibi görüyorum. Eksik olma. Biz de seni kardeşimiz gibi görüyoruz Ergun. Sağ olun efendim, bilmez miyim? Sizlerin yüzü gülmezse inanır mısınız? Kahroluyorum. Olma olma. Hepimizin bu kadar derdi var. Değmez kahrolmaya.
Bunlar Amerikan terbiyesiyle yetişmişler Ergun. Bekleme böyle şeyler. Soğuk adam bunlar. Gel. Ne? Oo, setliç mi yaptırdın Abbas Efendi'ye? Midem kötü efendim. Buyur müdürüm. İç hadi iç. Büyütme böyle şeyleri. Ne yapıyor Abbas Efendi? Ne yapacak bacım affedersin? Konuşuyor yine cıvık cıvık patronlarımla. Konuşsun aman. Ağlayıp sızlayacağını. Sıktı valla. Biraz da numara Demet. Olabilir. Oo, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle geldik ama inşallah müşteriniz falan yoktur. Yok yok, buyurun. Hoş geldiniz efendim. Bülent merhaba. Babamlar burada mı Demet? Buradalar. Şükrü Bey'in odasında. Özge bir uğrayalım istersen. Tamam. Oo, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kimler gelmiş? Çok büyümüş maşallah, görmeyeli efendim. Öyle mi? Biz anlamıyoruz pek tabi. Maşallah efendim. Boylu da olacak sizin gibi. Babası da boylu. Buyurun, dedesi çok sevinecek şimdi. Abbas, ne dikiliyorsun orada? Tövbe, ne dikilmesi affedersin müdürüm. Sordun mu ne edecekler? Şimdilik bir şey istemiyoruz Abbas efendi. Sonra. Buyurun efendim, buyurun. Dedesine sevinecek şimdi. Gel bakayım, gel yavrum, gel canım benim. Gel gel bakayım, gel amcanım, maşallah. Oh efendim, bakın size kimi getirdim. Biraz daha alıyor ama. Özge, sen de mi geldin? Ne güzel, gel. Annemlerden kaçtık valla. Yapma ya, o hale geldi artık desene. Geldi amca, geldi. Ne yapacağımızı şaşırdık. Vah efendim vah. Sizin de çektiğiniz. Efendim özür dilerim, sırası değil ama ben biraz geciktim de dün bazı şeyleri yanlış anlamışım, duygulandım. Olabilir Ergun Bey, önemli değil. Çok teşekkür ederim efendim. Çok anlayışlısınız. Tekrar özür dilerim. Ah yavrum, böyle anne babada böyle çocuk olur tabii efendim. Nazar değmesin. Efendim bunu tıpkı siz. Bana mı öyle geliyor? Maşallah, öpeceğim. Raşit, Raşit'ciğim bekle beni biraz Allah aşkına. Dur biraz, bir şey söyleyeceğim. Git başımdan Nimet, beni günaha sokma. Daha ne söyleyeceksin ha, ne? Konuşacağımız ne kaldı? Çok şey var Raşit'ciğim. Fırsat vermiyorsun ki anlatacağım. Ben artık o deli Nimet değilim. Sus sus. Konuştukça batıyorsun. Şu halime bak. İnsan içine çıkamaz oldum. Ne diyeceğim biri sorarsa ha ne? Tıraş olurken mi kestim diyeceğim. Artık o deli Nimet değilmiş. Git başımdan. Bana bir şans daha tanı Raşit. Lütfen. Kölen olurum. Her şey düzelecek. Göreceksin. Rahat bırak beni kadın. Bütün sosyal hayatımı bitirdin. Kariyerimi söndürdün. Allah kahretsin. İnsanların içine çıkacak yüzüm kalmadı. Hala konuşuyorsun. Dinlemiyorsun ki ama Raşit. Vallahi söz veriyorum sana. Dinlemiyorum, git başımdan. Hayattan bezdim, bezdirdin beni. Vallahi ayağıma taş bağlayıp şu denize atacağım kendimi. Allah göstermesin, ben ne yaparım sensiz. Vallahi ben de taş bağlar atarım kendim peşinden. Şşt. Yeşim uzak dur kızım, aman. Tırmalar mırmalar. Bir de kuduz aşısı çıkarma başımıza. Yapıldı onların kuduzları da, karma aşıları da, korkma. Türkan abla atlar mı öyle şeyleri? Allah razı olsun. Gülsüm Hanım, şu harap aç kaldı, şu harap baksana. Yiyecek Cemil Bey, yiyecek, telaşlanma. Bak onun kabı ayrı. Vay anasını, pes valla. Ta oradan nasıl gördü baykuş? Oh maşallah. Apartmanın bahçesi kedi imarethanesine döndü yine. Olmaz ki canım. 30 tane kedi bahçede mırnav mırnav. Bir şey söylesen damgayı vururlar hemen. Hayvan düşmanı. Aynen, ne söylüyor öyle kocan? Türkan Hanım bahçede kedi besliyormuş da anneciğim, kapıcılarla onlara söyleniyor. Söyle ona, hakkımı helal etmem. Dokunmasın hayvanlara. Ben ona hiçbir şey söylemem anneciğim. Konuşmuyorum ben onunla. Koş çabuk, sen de bir şeyler götür hayvanlara. Kızıl kedileri besliyor Sevim, koş. Başka verilecek haber kalmadı Sevim Hanım'a. He. Baykuş. İş güç yok ki adamda, anca işmesini biliyor. Kolay gelsin efendim. Sağ olun Sabri Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Aman kirlenmesin oralar. Her gün bahçe temizletiyoruz biliyorsunuz. Kirlenmiyor Sabri Bey, tabaklarından yiyorlar. Efendim görüyorum da, tabaklarından da yeseler hayvan bu malum.
Türkan Hanım, ben de yemek getirdim kedilere. Alır mısınız? Buyurun. Niye zahmet ettiniz Ayla Hanım? Benim mi o efendim? Etli patates efendim. Çıldırdınız mı efendim? Biz ne yiyeceğiz? Hasbinallah. Verin şunu bana. Pantolon yırtıldı. Aa Tenten. İnanmıyorum Ali. Sen bunları okuyacak yaşı geçmedin mi? Başlama Zeynep'ciğim sen de annem gibi. Okumanın yaşı mı olur? Olur canım. Yok öyle bir şey. Çocukken annem de bana Dostoyevski okuturdu zorla. Sen de okuyormuş gibi yapıp aralara Zagor'ları koyuyordun herhalde. Tabii. Bayılırım Zagor'a. Bak Oblomov. Alalım mı ikimize de birer tane? Of, fiyata bak be. Alamayız Zeynep. Gel biz bundan bir tane alalım. En iyisi sırayla okuruz ha? Olur. Parama bakayım. Yarı yarıya. Tamam var o kadar. Zeynep farkında mısın? İlk ortak malımızı almak üzereyiz. Nazancığım yardım edeyim mi? Otur Şükrücüğüm otur. Yok bir şey, sen de yorgunsun. Yorgunum vallahi. Nerede bunlar? Eve geliyoruz. Ali Bey yok, Bilge Hanım yok, Aydın Bey yok. Bilge telefon da etmedi. Her zaman arar. İşleri çok herhalde. Küstü mü bunlar yine Nazan? Öyle görünüyor. Bizim kızımız da geçimsiz biraz söyleyeyim. Hemen parlayıveriyor. Büyük para ama teklif edilen Şükrücüğüm. O da biraz şımarık. Geldi biri. Dur ben açarım. Buyurun. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bilge gelmedi mi? Ajansta kampanya hazırlıyorlar. Çok geç çıkacaklar. Niye beklemedin karın oğlum? Beklemedi de efendim. Kendisi istemedi. Ben almaya gittim. İstemesini bekler insan karısını. Sen ne sorumsuz adamsın ya? Neyse Şükrücü. Bilge istememiş. Anlatıyor çocuk. Bunda bu kadar sinirlenecek bir şey yok. Görseniz bir havalar. Ha. Ben sana gel dedim mi? Ah. Kaderde bu da varmış. O lambayı da söndür İbikçi. Esmer'e bakalım mum ışığında hiç çekerek. Of of. Aman Allah'ım. Kim bu yine? Bilmem. Ben bakıyorum Cenab abi. Aydın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Geç Aydın geç. Gel canımcı gel. Karanlıkta mı oturuyorsunuz Cenab abi? Maalesef Aydıncığım. Kendi evimize karanlığa gömüldük. Lambayı yakamıyoruz. Işığı gören geliyor. Ben de geldim ama özür dilerim. Ya, sen gel canım. Hiç sen gel. Senden kaçmıyoruz. Cemil Bey, Halis, Sabri Bey'in kayınvalidesi. İşiniz zor. Zor Aydıncığım. Sen de biraz böyle sıkıntılı görünüyorsun ha? Sıkıntılıyım Cenab abi. Ben de kayınpederin çenesinden kaçtım. Esir olduk vallahi. Evi de bulamadık. Ne söylesek kabahat oluyor. Geçer canım içi. Bugünler de geçer, üzülme. Kayınpederine selam söyle. Öpüyorum yanaklarında. Hadi otur. Otur otur. Ah. Esmer. Gelecek. Askerin milletin bayramla çok yaşa. Arş arş arş. İleri ileri. Arş ileri. Aferin oğlum. Geri. Devam et. Dönmez geri Türk'ün askeri. Biraz ara verseniz iyi olacak Davut. Herkese fenalık geldi. Bak Abati bile sıkıldı. Heh, ne anlar o it Ulviye. Ona it diyemezsin baba. Al önüne bak sen, devam et. Arş arş arş. İleri ileri. Arş ileri. Ayşe sen de söylesene kızım. Marş ileri. Bir o eksikti. Dinliyorum sizi enişte. Çok güzel sesi var Ayşe yengemin baba. Söylesin belki bir kısmeti çıkar. Halt! O nasıl söz? Çok beğeniyorlar Ayşe yengemin baba. Ne mühendisler ne avukatlar.
Halis, Halis, devam etme lütfen, çok ayıp. Ne eskiciler. Ay, tövbe yarabbim. Halt! Kapatın şu konuyu, alırım ayağımın altına. Ne yapıyorsun Davut? Es noch Kind und Maschpas? Kind, erst wie Hazel. Yatma saati geldi Ayşe'nge. Ne demek o? Almanca konuşuyorsunuz da aranızda babacığım, tatlı tatlı. Anlaşılmasın diye. Halt! Terbiyeli ol. Devam et. Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa. Askerin milletin bayrağınla çok yaşa. Sen de çok yaşa baba. Küstürdün eniştemi. Eve geldik, herkeste bir karış surat. Kimse birbiriyle konuşmuyor gibi. Gece yarısından sonra katiller tak tak sedatlarla gazinodan döndüler de apartman şenlendi. Bana gelince her gece üçer sayfa da olsa kitap okuyorum. Zeynep'le paramız yetişmediği için ortak aldığımız kitabımızı.